Evet sevgili gençler, merhabalar bilimseverler. Stüdyo moduna geçeyim mi? Geçmeyeyim, tekliğe geçeyim. Bugün karşınızda farklı bir tarzla duracağım. Hoşuma gitti bu. Nasılsınız? Birazdan Türk astronotları izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Alper ve Tuva. Alper Gezer Avcı, kendisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yeri, son görev yeri. Elektronik haberleşme mühendisi. Pardon, elektronik mühendisi. Ben açıkçası şaşırdım mühendis görünce. Tahminim işte akademiden insanları falan alacaklarıydı. Çünkü uzay araştırmalarında genelde bilimsel araştırma yapacak insanları tercih ediyorlar. Astronotlar da hoş geldin Ahmet. Bu beni biraz şaşırttı. Hoşuma da gitti yani. Şaşırttı derken hoşuma da gitti. Şöyle ben hemen ekrana vereyim. Birisi Ahmet Bey, diğeri de Tuva. Tuva genç. Valla iyi seçilmiş. İyi, iyi karakterler diyelim. Yani ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aviyonik sistem mühendisi Roketsan'da çalışıyormuş. Bence astronotların seçimi yani fiziken ve profil olarak doğru ve uygun. Yapacakları araştırmalar da yayınlandı. Onunla ilgili yakında bir video çıkarmayı düşünüyorum. Bir ses geliyor mu bakalım bir şu arkadan. Aynen duyuyor olsanız oluyorsunuz diye düşünüyorum. Duyuyorsunuz diye düşünüyorum şu anda. Şimdi biraz şunu izleyelim. Anlık doğaçlama bir yayın oldu. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları sorularınızı cevaplıyor diye TÜBİTAK Genç YouTube sayfası şeyinde, YouTube kanalında bir söyleşi yapmışlar. Soruları toplamışlar ve soruları cevaplamış bu insanlar. Bugün güneşli hava da o yüzden dayanamadım ya. Hakikaten balkonda kitap okuyordum. Biraz ara vermiştim. Yavaş gidiyor. Doğanın Keşfi. Humboldt'un kitabı. Güzel kitap. Güzel kitap. Çok güzel. Humboldt'u çok sevdim. Yani bir insan doğaya kendini bu kadar iyi adayabilir ve bu kadar iyi gözlemci olabilir. Bence Celal Şengör'ün de çok örnek olarak verdiği iyi bilim insanlarından. Teknolojinin dibi. Neyse. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir iki üç ayar yapıyorum dostlar. Yavaştan insanlar toplansın. Toplana dursun efendim. Hop 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 hop. Şimdi Polonya'da bir durum oldu. Onu az önce Twitter'da paylaşmıştım. Bir tane adam bile değil, insan da değil yani o. Bir tane üvey bir baba çocuğuna aylarca işkence yapmış. Üvey oğluna. Ama çok kötü şeyler yapmış. Neyse komşuları da hiç duyar göstermemiş. Aynı Türkiye abi, Türkiye'deki trajediler. Komşuları da böyle hiç şey yapmamış, ciddiye almamış falan filan. Sonra çocuk öldü yeni. Ülke bölünmüş durumda. İnsanların %50'si ve fazlası idamın gelmesini istiyor Polonya'ya. Ama Polonya bunu getiremez. Avrupa Birliği'nde çünkü bildiğiniz gibi. Hoş geldin. Prop Samet. Geleceğimiz ne olacak? Gel. Discord'a gel konuşalım. Bir dakika dur Discord'u ben bir bağlayayım. Gençler Discord'a gelin. Ben size biraz umut vereceğim. Geleceğiniz bitmedi arkadaşlar. Ha, bizim sohbette Merve varmış. Merve sesin yayına gidiyor. Duyuyor musun beni? Bir dakika. Selam. Selamlar. Yayına gidiyor sesin. Bilgin olsun. Sakın küfretme Merve. Sakın. Ses gelmiyor bu Sesin arada. benim geliyor. Şu an senin sesin yayına geliyor mu? Konuş bakalım. Yayındasın şu an. Yayındayız. Selam de. Selamlar, merhabalar. Ha, geliyor efendim. Hoş geldin. Ne haber Merve? Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz Türk şeyiyle ilgileniyordum. Bir hatta sana da paylaşayım şuradan. Astronotlar var ya gidecek olan iki tane. Onlarla Evet. röportaj yapmışlar da hoşuma gitti. Biraz baktım. Bunu birlikte izleyelim. Watch Party olarak yapalım dedim. Güzel olacağını düşünüyorum. Yorumlaya yorumlaya. Discord kanalımıza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Discord'da şuradaki sohbet odasındayız. Biz böyle
şımarık yayıncılar gibi sizden, halkımızdan uzak değiliz. Halkımızın bizzat böğründeyiz. İçindeyiz. Ha Merve, mikrofonun geldi mi? O ses ondan Evet mı geldi. böyle bir hoş geliyor? Yeni Yok yok sesin. yok yok. Bir Ondan değil. değiştir, Daha hadi henüz bir değiştir. kurumadım. Farkı görmem lazım. Kız kurumu kolay. Merve, Tamam. bizim Değiştiriyorum şu bilimde bu anda. hafta videolarını disiplinli bir şekilde görevini bilerek her hafta yapıyor. Yani bizim YouTube kanalımızda, Instagram'da izlediğiniz bilimde bu hafta bilim ve teknoloji dünyası olan olaylar araştırıyoruz. Aybüke güzel bir sunum özet çıkarıyor. Merve bunun görüntülerini, videosunu hazırlıyor ve seslendiriyor. Ben de benim eski mikrofonum vardı, HyperX, onu Merve'ye hediye ettim. Çünkü gerçekten kalitemizi artırmamız lazım her anlamda, ekipman anlamda vesaire. Ve maalesef Türkiye'deki fiyatlar can yakıyor. Ben burada alabiliyorum 201 mi, 101 mi, 151 mi? Bana koymuyor. Helal hoş olsun. Şimdi Merve'nin yeni sesini duyacağız. Babam bugün vermiş mikrofonu. Şimdi Şey gibi. kuruyorum, bir dakika. Merhaba falan. Böyle gelirse. gerçek sesim ortaya çıkıyormuş. Rammstein. Nasıl bir ses aralığım var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün operaya gittik. Kayseri'de opera ve Kayseri Devlet Operası. Opera bitti. Ben çıkarken arkadaşlarla Merve hala opera yapıyordum öyle. Falan yapıyorum. Millet opera hala devam ediyor sanmış. İnceliği ve kalınlığını güzel değiştirebiliyorum. Vokaldim. Bir ara bizim grubumuz vardı Histeri diye. Bir konser verebildik üniversite şenliğinde. Bir 30 kişi falan dinledi. Genelde ben hep böyle İkincisi niye gelmedi? underrated'ım. Ha? İkincisi niye gelmedi konserin? Üniversite bitti, grup dağıldı. Grubu kurmam bir hafta sürdü. Bir haftada grubu kurdum, hazırlandık, konsere çıktık. Orada da Bir bir tane kuruculuk baterist yaptın vardı. yani. Her yerde böyleyim. Bir yerde baterist vardı Merve. Çocuk metal müzikçi. Abi cevapsız soruları söylüyordu işte. Neydi? Bir denay ışığını Işığını kesti. kesti. Aynen Bir aynen. desen. Çocuk böyle Mavi. çalıyor. Lan yavaş. Müzik yavaş abi. Çocuğa diyoruz dur. Çocuk metalci. Hızı bir türlü Ses ayarlayamıyordu. gitti sanırım şu an ya. Bir dakika. Geliyor geliyor. Ben seni duyuyorum. Bir desen çok değiştin, yaşananlar hiç yaşanmamış gibi. Bu Sesin geliyor mu? geliyor. Bir değişti, bir güzelleşti. Demek ki kötü ses yoktur. Gelmedi Kötü sanırım. mikrofon vardır. Geliyor Merve, ben duyuyorum. Ya demin ses gitti de söylediklerini duyamadım. Kusura Süper. bakma lütfen. Ses bir değişti. Şu an Kötü ses yoktur. Kötü mikrofon vardır oldu. Aç değişti karna bilim mi? olur mu? Onlara geleceğiz. Dur. Discord'a gelin oradan karşılıklı konuşalım. Vallahi daha güzel geliyor şu anda. Hangi ne taraftan oluyordur? Bilemedim. O Olur bakayım. popoya benzer bir simge var şöyle. Bu benimki shotgun mesela. Alış tarzı. Ya yani kalp diyelim şöyle. Seninki ona benzeyecek. O karşıdan alıyor. Diagonal ne oluyordu? 4 modu var. Bir çevreyi alıyor. Bir şuradan alıyor. Onu da gösterelim arkadaşlar. Mikrofon modları. Evet, şu an modların olduğu yeri gördüm sanırım. Bu ne lan? Ne oldu oğlum benim ekrana? Bir dakika. Ben de şu Twitch overlay'e bakarız diye yayında Bakarız olduğunu bakarız. bilmiyordum. Yok ya bir anda açtım. Yeni bir takipçimiz daha gelmiş. Küçük Cenker. Hoş geldin dostum. Merhabalar, hoş geldin. Hoş geldin. Bilim kanallarının izlenmesi hoşumuza gidiyor. Bak stereo modu var. Mikrofon alacaklara tavsiye verelim. Öncelikle ne amaçla alıyorsunuz? Niye alıyorsunuz? Bu çok önemli. Mikrofon bildiğiniz gibi aslında yükseltici. Amplificator. Ne derler bunu? Amplifikatör. Siz Türkler nasıl diyor? Yani yükseltici. Aldığı ses dalgasını yükseltip veriyor. Aralarında bazı farklar var. Mesela karşıdan kardiyo mod sana dediğim. Popoya benziyor dedim ya kalp gibi. O kardiyo mod. Yani bir yayıncıysanız, podcast yapıyorsanız, YouTube yayını yapıyorsanız bu. Bidirectional var. Karşılıklı alıyor. HyperX verdim Merve'ye. Onun üzerine anlatıyorum. Stereo modu var. Bir de 4 yönlü modu var. Yönleri değiştiriyor. Bunu nasıl yapıyor? Bence kırpıcılarla yapıyor. Elektronik devresiyle yapıyor içindeki. Benim bu aldığım biraz daha dijital işleme değil de kendi içindeki sistem, nasıl anlatayım? Bazılarında bir dijital, yani yazılımsal bir işlemi var. Biraz da bazısında da donanımsal. Bu biraz donanımsal. Bu shotgun biraz daha karşıdan alıyor. Mesela bakın böyle güzel gelmez. Böyle güzel gelmez. Ama Merve'ninkinde bu yönler de gelir. Ben de buraya ağzımı dibine kadar sokmam lazım. Selam dostum gel. Discord chatimize gelin dostlarım. Güzel insanlar. Kendinizi tanıtın. Ben sizi alacağım içeri. Neredeydi bu?
Discord admini arıyoruz. Discord'u make it great again ya. Şurayı biraz canlandıralım Discord'u. Pazar günü CV hazırlama sunumu ve Twitch yayını yapacağım Discord'da. Tahmini saatimiz 10. CV nasıl hazırlanır? Ben sizi kurtaracağım. Bu cehennemden kurtaracağım. Arkadaşlar umutsuzluğa kapılmayın genç arkadaşlar. Yorum yapmayacağım bazı kötü şeyler hakkında. Mesela bunu yaptığın zaman da yanlış anlaşılıyor. İşte gençler umutsuzluğa kapılıyor, isyan ediyor. Bugün bile bana kötü şey... Abi bizim zamanımız da aynıydı. Korkmayın diyorum. Yani biz şunu demiyoruz. Biz tüp kuyruğu bekliyorduk kafasında değiliz. Her dönemin artıları eksileri var. Siz şimdi internete kolay ulaştığınız için yabancılarla kendinizi çok rahat kıyaslıyorsunuz. Ve onların standardından düşük olduğunuzun farkındasınız. Biz değildik. Biz salak değil mi Merve, hatırlıyor musun? Biz mal mal yaşıyorduk. Her şey Türkiye'den ibaret gibi. Türkiye dünyanın merkezinde gibi. Antalya'dayız, paramız yok. Denize gidiyoruz, iki çekirdek gazoz yapıyoruz. Simit ayranla büyüyor. Yani vücudumun %80'i simit ayranla. Evet, aynen öyle. Şimdi etrafı inceleyebilme, karşılaştırma yapabilme. Dur, bir saniye dur. Bir ses ayarı yapacağız. Mikrofonun altındaki gain'i kıs. Bir de gain ayarı var onun. Bak işte bunda yok. Gain'i %10 gibi düşün. En dibin az üstüne çıkar. Ses aynen belki. Abi biz salak salak yaşıyorduk. Ulan ben yurt dışına bir çıktım abi. Adamlar anasını satayım. Ne Türkiye'yi kıskanıyormuş ne bizim ülke dünyanın merkeziymiş. Biz de burada gözümüz açıldı. Değil mi Merve, sen de yaşadın mı benzer şeyler? Aynen aynen. Yani şimdi şöyle bir durum var. İlk başta LinkedIn gibi platformları keşfetmeden önce kendim CV hazırlarken benim en iyimi hazırlıyordum. Elbette ki yazdığım şeyler sabit olabilirdi ama bunu A şeklinde yazmak var, B şeklinde yazmak var. Bunların çok fark oluşturduğunu düşünüyorum ben. Bahsettiğim platformlara girdikten sonra da insanların neler yaptığını inceleyebilme, insanlarla karşılaştırma yapabilme, eğitim fırsatları, bu tarz ayrıntıları görebilme, öğrenebilme fırsatımız oldu. Bence her türlü iyi oldu yani. Uzun ben bu pazar yapacağım CV şeyine gel. Bayağı güzel tipler vereceğim. Bizim gönüllü alım yeri nere Merve? Seni de admin yapayım da sen de insanları gönüllü olarak alabilirsin, olur mu? Rol veriyorum tamam, sana. Admin ya da mod mu vereyim? Ne vereyim? Bakalım dur, gönüllü aday kısmı. Discord'u sen de biliyorsun ya. Sana da verelim. Gönüllü adayı. Ben burayı öğrenmek istemiyorum. Yaşlı hissediyorum kendimi buraya göre. Yazı işleri. Olmaz. Moderatör yaptım seni. Şimdi bu gönül şey neredeydi, kendini tanıt bizim? Hatırlamıyorum yerini ya. O kadar çok şey var ki abi. Giriş kısmında kendini tanıt var. Giriş abi, kanalında. Bende görünmüyor. Bugün. Nasıl görünmüyor? Gönüllü aday kanalı gözüküyor ama onun bir üstünde. Gönüllü aday üstünde giriş var. Gönüllümüzü bumur kaldım ya. Gönüllümüz olun. Genel duyuru. Allah Allah. Merve, benim ekranı görüyor musun? Bir dakika. Şeye bakıyordum ben. Discord'a belki bakıyordum. Yeni gelmişlerdi de o yüzden alamıyoruzdur. Neyse, yeni gelenleri sen görüyorsan çekebiliyor musun aşağıya sohbete? Ahmetcan kendisini tanıtmış. Ahmetcan Selil diye tamam, birisi. Tamam, onları sen çekersin yavaştan. Mikrofon olayına geldik. Şimdi devam ediyorum. Özel bilgiler vermene gerek yok. İsim, soyisim, nerede yaşıyorsun falan. Genel geçer şeyler. Öğrenciyim. Yani bir tanıtma gerekiyor yani. Şimdi yukarıdan başlıyorum. Geleceğimiz ne olacak? Arkadaşlar, Türkiye ne battı ne bitiyor. Dünyada globalde bir kriz var. Dünyada ne battı ne bitiyor. Arjantin mesela çok kötü durumda, biliyoruz. Ya yani şöyle bir şey var. Şanslı olduğunuz noktalar var, şanssız olduğunuz noktalar var. Şu anda çok rahat dolar euro kazanabilirsiniz. Çok rahat yurt dışında iş bulabilirsiniz. Eskiye göre çok rahat. Relokasyon paketleri sunuyor şirketler. Bunları yapabilirsiniz. Türkiye'de de artık yani bir şeyler iyiye gitmek zorunda. Yeni gelen insanlar gençleri dinlemek zorunda. Bunu biliyorlar. Hiç kimse boşuna TikTok açmıyor siyasetçiler falan. Geleceği siz yönlendirin. Siyasetçilere baskı yapın. Geleceğiniz ne olacak abi? Geleceğiniz bence bizim geleceğimiz gibi olacak ya. Yani birlikte göreceğiz ve deneyimleyeceğiz. Günün sonunda herkes evine gittiğinde akşam abi insanız. Karnımız ağrıyor, başımız ağrıyor. Günü düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Ne yaptık, ne ettik? Bakın ben bugün hayata yeniden bağlandım. Niye biliyor musunuz? Karaciğerimin testini verdim. Dün söylüyordum. Güzel çıktı mesela fonksiyonları. Kötü çıksaydı kanser de olabilirdim. O lezyonlar belki kanserdi.
Bakın ben bugün hayata yeniden geldim ve moralim yerine geldi. Üretme isteğim arttı. Anladınız mı? Böyle bir şey. Sıfırdan başladım. Şu anda hayata ben görüyorum, gençleri görüyorum. Ya bizim Sunucu'da da böyle Merve, sesim geliyor mu? Bizim gelecek günde de böyle. 18-19 yaşında çocuklar benden ciddiler abi. Dolar, euro hesabı yapıyorlar bilmem. Anlıyorum bu arada, haklılar. Ama sıfır şey var ya, yaşam enerjisi. İşte geçen bir çocukcağız intihar etti. Bu arada intiharlar hep oluyordu dostlar. Eskiden de oluyordu, bugün de oluyor. Hep olacak. Ama intihar haberleri paylaşılmaması lazım. Türk Psikologlar Derneği'nin sitesine girin bakın. Çok teşekkürler Hazel'cim. Sağ ol Gökhan. Girin bakın. Niye? Bu triggerlayan, tetikleyen şeylerdir. Bizim zamanımızda da ben de üniversite 1'de düşündüm intiharı ya. Hiçbir dersi geçemiyordum. Bir senede 5 ders vermiştim. Ben size 50 kere hayat hikayemi anlattım. O videoyu bulayım. Bir daha yükleyeyim. İzleyin. Yozgat'tan doğan Burak Çankaya, normal halktan çıkan birisi. Annesi babası memur birisi. Hollanda'da, Almanya'nın en iyi güneş firmalarından birinde çalışabiliyorsa sen 10 katını yaparsın. Bak ben bu kadar diyorum. Olay gerçekten azimle formasyon, mermerde deformasyon. Azimle neydi o ya? Biraz kibar olanı. Bu olay bu abi. Fırsat yaratacaksın, saldıracaksın. 5 tane fırsat yaratıp 5 yerden saldıracaksın. Ben size anlatayım nasıl işe girdiğimi, hikayeleri. İnanamazsınız. Ben Polonya'da taksicilik de yaptım, Uber de yaptım. Ben niye abi pes etmedim? Ben niye bırakmadım? Bir ay iş bulamadım. Üstüne Uber yaptım. IT'de salak salak kırların şifrelerini değiştirdiğim bir işe girdim. Merhaba Burak Bey. Password, parolam unuttum. Her gün bunların parolası yeniliyordum. 4-5 tane parola yeniliyordum. Kahve iç full. Ama o da kötü bir şey. Kendini verimsiz hissediyorsun ve kendini boş hissediyorsun. Şu an geldiğim noktayla dün geldiğim nokta tabii ki farklı. Ama gerçekten sabretmeniz lazım. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bak şu anda LinkedIn'imi açayım bakalım. İş teklifi dolu. Ben artık girmiyorum. Ha bu da götümün kalkıklığı değil. Sürecin getirdiği normal şeyler. Pes etseydim, Türkiye'ye dönseydim ki tam dönüyordum. Herkes bana gelme dedi. Hayatım şu an böyle olmazdı. Kaderimi ben belirledim. Kaderini sen belirlersin. Paralel hikayeler yaratırsın. Paralel ne derler? Bu gelecek kurgusu yaratırsın. Tamam mı? Onlardan birini devam ettirirsin. Sonra yine dallanmalar. Bu. Geleceğimiz bu. Bazen şans, bazen gerçekten şans faktörü de var. Yani benim ikinci işime ve kendi sektörüme girmem, Türkiye'de benim çalıştığım bir projedeki işçimin benim Instagram'ımı bulup abi Krakow'a geliyoruz da Krakow hangi ülke ya demesiyle başladı. Krakow ülke değil kardeşim, burası şehir, ben de oradayım o ara. Burada dedim güneş enerji firmasım var diyerekten başladı ya, yemin ediyorum. Ya bu kadar tesadüf olamaz. Yani Tanrı'ya inancım başlıyordu o gün yani. Öyle diyeyim sana Merve. Anladınız mı? Rahat olun, sakin olun derken boş bir cümle kurmuyorum. Abi havayı çekmek bedava, otostop bedava, denize girmek bedava. Şu Hollanda'da güneşi gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Değerini bil. Bir ülkenin artısı varsa eksisi de var. Hollanda'da yalnızlık çekersin. Arkadaşlık yapamazsın kolay kolay. Bu insanlar bizimki gibi elense göte şaplak değil. Ama uyum sağlayacaksın. Bak ne diyor? Evrim dedenin adını unuttum lan. Tövbeler olsun. Holy shit. Charles Darwin ne diyor? Güçlü olan değil bak. En iyi adapte olan hayatta kalır. Doğaya en iyi uyum sağlayan. Yani doğa dediğin yaşadığın koşul. Şurada doğa işte. Hava şartı bir doğa oluşumu. Yani doğanın getirdiği bir şeyin sonucu. Yağmura adapte değilsen, ikide bir uf puf diyorsan. Ben buradaki Türkleri de görüyorum. Uyuşturucu batağına düşmüşler. Verimsiz. Saykodelik. Evden çıkmıyor. Ben niye bunu yapmıyorum abi? Şu dibimde uyuşturucu satan. Yani uyuşturucu demeyeyim. Ot satan yer var. Ben de içebilirim. İçebilirim de bu arada. Onları yargılamıyorum. Ama benim mantığım ve fikrim kaderimi değiştirme şeyi farklı. Ben üreterek mutlu oluyorum. İnsanlara faydalı olduğumu hissederek mutlu oluyorum. Bu beni üretken, verimli hissettiriyor. Bu benim dopaminimi artırıyor. Ben artık ye iç, gez, seviş bu şey geçtim yani. Onlar 20'li yaşlarımda aklım havadayken lay lay lom yaptığım şeylerdi. Bunları da yaşayacaksınız ama şu an gençler yaşını yaşamıyor. Bana Merve diyor ki 14-15 yaşında bir kız çocuğu vardı takipçimiz. Ya sizce diyor hangi bilim kitabını... Ya ne bilim kitabı dedim ya. Ne bilim kitabı? Git roman oku. Aşk kitabı oku. Bir şeyler oku. Bir genç kızın gizli defterini oku. Biz onlarla büyüdük. Her şeyin yaşını ve zamanının getirisi şeyini yaşa yani. Zamanının gerektirdiği şekilde.
Arkadaşlar, sen şimdi göreleli kokusan nasıl anlayacaksın ya? Temel fizik bilgin yok. Biz bile zor anlıyoruz. Anladın mı? Aç karnada bilim olmaz. Akademi parayla çalışan bir şey. Bunu da işte siyaset ve akademi ilişkisi diye anlattık. Ben akademide değilsem, doktoru yapmıyorsam sebebi de bu realite. Yani doktorumu ben yarıda bıraktım. Niye? Verdikleri 350 euroydu. Polonya şartlarında bile çok az yani. Discord'da kendimi tanıtıp kayıt bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Hemen bakıyorum efendim. Abi bu kendini tanıt nereye gitti ya? Kayıt bekleyen kişi Discord şeyini linkini Hazelinim. yazabilir mi bir? Vallahi Bir dün kişi de görüyordum. konuşmamıza katılmış Ha, Mert. kendi tanıt geldi, tamam. O kadar boomer ki bunu açmayı bilmiyorum. Mert hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bir Hoş tık geldin. sesini açıyorum Mert Ayan. Sen bizim ekipten olan Mert misin? Evet. Ne haber Mert'cim, nasıl gidiyor? İyidir abi, senden ne haber? İyi vallahi, fena değil. Yayındayız şu anda. Bir yandan yayın. Evet, Şu izliyorum ben de. izliyor musun? Astronotlara biraz bakalım dedim. Keyifler nasıl? Ne yapıyorsun bugünlerde? Gayet güzel. Çalışmaca aynı devam. Aynı tempo. Güzel. Hazel'in bu arada soldaki sohbet odasına tıklaman lazım. Üye rolün verilmiş. Ahmet sana da verilmiş. Tutup atabiliyor muyum? Atamıyorum. Pazar günü çok önemli bir toplantımız olacak. Yani ekip içi ama bilgi verebilirim. Tamam mı, devam mı toplantısı? 65 kişilik ekibi düşürüyorum. Tek başıma düşürmüyorum yani, ekip yönetim olarak. Anilfer Görsen, welcome to our broadcasting. Ya geçen İsrail'li bir çocuk vardı. O çocuğu nereye kaybettik biz ya? Çok güzel konuşuyordu. Keşke Discord'da çekseydik. Ha, birine yazmış. Ben Almanya'da doğdum. Willkommen. 7 yaşında İzmir'e geldim. 15 yaşına kadar Almanya'ya gidip geldim. 2002'de askeri İstanbul'a gittim. Ben Avrupa özlemine gittim. Tam bir... Evet. Bana hep şunu diyorlardı. 4 ay, 5 ay bir işte vatanda, gurbette giriyorsun bu triplere. Döneceğim abi, özlüyorum yemeği falan. Abi bağırsakların bile belki bir ayda alışıyor. Yeni bir yemek şeyine geçtiğinde ya da bir şey bırakmaya çalıştığında. Vücut belki de o psikolojik olarak 4 ay, 5 ay, 6 ayda entegre oluyor. Olamazsa dön. 4 ay minimum sabret diyorum. Ben de dönen arkadaşlarım hepsi geri gelmek istiyor şu an. Gelenler oldu. Hatta İbrahim gelince ben sizle tanıştırayım. Elektrolux'ta çalışıyor. Ankara'dan döndü. Gelecek haftaya misafirim olacak. Buradan yayın açarız. Ben çok değerli insanlar alacağım buraya. Ekspatları getireceğim. Yani eğer Türkiye'de mutluysan Türkiye'de yaşa. Değilsen yaşama. Türkiye'de ne var? Yemek var. Güzel yemek var. Havası güzel. İşte ne bileyim, suyu aynı su. Hava güzel. Ben Antalya'da yaşıyordum. Deniz vesaire. Ama şu an küçük Rusya, çok pahalı. Euro kazanmam gerekiyor ki hayatta kalayım. Gerçekçi değil. Merve işte Türkiye'de mühendis. Antalya'da iyi bir yerde çalışıyor. Ki iyi de bir maaş alıyor standarda göre. Ama nasıl Merve? Zor geçinmiyor musun yani? Evet, Kendinden örnek ver. kesinlikle. Heh. Aynen öyle. Sen bir mühendis olarak, bu kadar yıl okumuş bir insan olarak, çaba sarf etmiş bir insan olarak yaşadığın hayatı ya da bu hayatı hak ettiğini düşünüyor musun? Açıkçası herkes gibi düşünmüyorum. Heh. Daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ülkenin beyinlerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Kendini ait Ama hissedebiliyor musun yani şu an Türkiye'ye, değerlerimize? Sorun yani burada işte. Türkiye'ye yani ait hissediyorum elbette ki. Fakat işimi gösterme açısından çünkü herkes sevdiği işi yapmayı seçer ve işini yaptıktan sonra da mutlu hisseder. Daha fazla ileriye gitmek için, çabalamak için kendisini geliştirmeye başlar. Ama bir noktada bu sirkülasyon kesildiğinde çevreye de faydalı bir insan olmamaya başlıyorsun ve zorluklar yaşamaya başlıyorsun. Bence bu tarz karamsar duruma düşmemiz çok kötü bir süreç. Mesela Umarım gelecek düzelir bilimde diyorum. geldiğinde o boşluğu biraz kapattığını hissettim ben. Evet, Yani kesinlikle, üretmenin şeyini, kesinlikle. ve bu sende oldu mesela. Yani kafamda diyorum İlker tamam, işte sen tamamsın. Çünkü aklı başında olgun insanlarsınız. Sadece hayat çalışıp işe gidip gelmek değil. Başkalarına da bir ışık olabilmek. Senin o yaptığın o videolar yarın bir gün bilim insanlarının yeşermesine sebep olacak. O bana gelen mesajlar size geliyor aslında. Umarım. Hepimize geliyor ve görevimizi tamamlayacağız. Ölüp gittiğimizde arkamızdan "Aa, bu çocuklar güzel bir şeyler yaptı." Bir saygınlık olacak bize Ama karşı. geçen gün bir tane kişinin attığı mesajdan bahsetmiştim. Discord'dayken hatırlıyor musun bilmiyorum. Bilimi seçmesi bizim bir videoyla
Videoyu Evet. izledikten sonra. Bir ekol dedi ve benim Yani bu çok hoşuma gitti. Gelecek o bilimde kadar çok ekolü. hoşuma gitti ki mesela hani hiç tanımıyorum. Yani hiçbir görüşmemiz falan olmadı ama o kadar iyi hissettim ki kendimi birisinin hani Gelecek hayatına bilimde ekolü dokunabilme demesi açısından. benim kafamda bir şeyleri böyle tamamladı. Hiç bu kelimeyi ben düşünmemiştim. O beni duygulandırdı. Arjantin'de iki farklı dolar kuru var. Oradan iyiyiz en azından diyelim. Vay be. Türkiye'den yurt dışına gitmek için bir yol önermişsin. Çok önerdim zamanda. Anlatırız yani, acelesi yok. Ama 3 tane yol tavsiye edeceğim. Benim önerdiklerimle başlayayım. Çalışmak istediğin bir ülke varsa ülkeyi belirle. Bu ülkede bir master yap. Master'ın bittikten sonra çalışma izni cebinde ve bu ülkede çalışabilirsin. Bir yıla kadar da genelde bir iş arama vizesi veriyorlar. Benim böyle olmuştu Polonya'da. Almanya'da da benzer şeyler duydum. Etik olmadığını düşündüğüm ve yapılabilecek ve resmi bir yöntem daha var. Yabancı bir kadınla evlenmek veya erkekle evlenmek. Atıyorum Hollandalı birine aşık oldun, çok sevdin ve evlendin. Hollanda'ya geliyorsun. Hiç kıçını yırtman 2 yıl gerek yok. Çalışma izni. Hoş geldin Esla'cığım. Teşekkür ederiz, tekrardan abone olmuş. Kıçını yırtmadan çalışma ve oturum izni geliyor. Ya çok üzücü. Yani ben 2 yıl master yaptım. Hiç ben bir kadın ya da şey üzerinden bunları yapmadım. Adam evleniyor, kebapçı. O da alıyor. Ve hemen alıyor. Ben 2 yıl master'ın bitmesini bekliyorum. Çalışma iznim, tam çalışma iznim gelsin diye. Oturum zaten ayrı dert. Çok Melav hoş kısa geldin. böldüm ama Teşekkür ederim. benim bir süre ayrılmam gerekiyor. Onun Tamam, ben iletişimleri buralardayım. Acelemiz yok. tamam. Alt Buradayım şeyde ben yine konuşmadayım. Merve yaptı bu takipçi bağışçı şeyini. Çok tatlı oldu. Einstein'a koyduk. Dördüncü bilim insanımız kim olsun? Bit gelirse bit bölümü de açacağız. Tesla'yı mı koyalım? Darwin'i koyduk. Tesla'yı mı koyalım? Yoksa aklınızda biri var mı? Ben Galileo da olabilirdim ama bir kadın daha koyabiliriz. Bir kadın bilim insanı. İki erkek oldu. Dengeleyelim bunu. Bana kadın bilim insanlarını lütfen yazın. İstediğiniz altta görmek. Twitter'dan ya da buradan. Yani 3 yöntem var. Ya iş bulacaksın, firma sana çalışma izni çıkaracak. Ya biriyle evleneceksin ya da bir eğitim. Master, doktora, lisans. Mesela benim şu an bir yüksek lisansım var Polonya'dan. Ben Türkiye'ye döndüm diyelim. Canım sıkıldı, döndüm, bir şeyler oldu. Yarın bir gün geri Polonya'ya gelmem Türkiye'den sıfırdan gelenden daha kolay. Niye? Çalışma iznim zaten var. Mühendisim ben. Tanınmışım. Ve Polonya'nın iyi bir üniversitesinden mezun oldum. Aa, Cengudul Udulu ya. Ama onu herkes bilmez ki. Çok güzel fikir Hazel. Çok, bak daha yeni bitirdim belgeselini. Bir ay olmadı. Böyle duygulandım. Ada Lawrence. Biraz bilinen insan olsun diye düşündüm ama yanlış anlamayın. Hani tanısın insanlar da. Türk olabilir. Aklıma biri geldi. Dur bakalım. Türkiye'den yurt dışına gördük. Gözün aydın. Sağ olasın. Onu gördüm. Hop, 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 hop. Gözün aydınlarken bir yeni ultrason çektireceğim. Bak olaya bak. Bir doktor bile bulamıyorsun Almanya'da mesela. Al, sağlık problem. Genel doktor elin, ya diyorum ki tamam karaciğer fonksiyon testi çalışıyor ama ultrason ya da bir MR'da da bakalım bu lezyonlara ya da var mı yok mu, doğru mu? Adam yazmadı. Ne oldu? Twitter'dan sağ olsun bir takipçim bana yardımcı oldu. Almanya'da bir beyin doktoru bulduk Türk. Adama yani açık söyleyeyim bunu, sigorta kartımı yolladım. O bana yazacak ve MR ve şey yazacak, ultrason pardon. Ultrasonla fizyoterapi yazacak. Fizyoterapi yazmadı ya bana burada ortopedist. Al işte yine biz birbirimizi. Mesela burada bak Türk marketi var, hepsi AK Partili dayılar. Geçen çayım bitti. Selamünaleyküm abi ya. Çayım bitti. Market kapalı. Al kardeşim bitti. Abi biz bize muhtacız. Bakın bölünmeyin. Ayrıştırmayın. İyisiyle kötüsüyle. Ben Kayseri'de bu adamların içinde yaşadım. Yani kötü görünebilirler. Şey, ama içleri farklı. Ben Yozgatlıyım. Depremdeki insanları ayrıştırmayın. Bak bunlar yanlış. Hepimizin bir görevi ve misyonu var bu hayatta. Herkes de aynı olmak zorunda değil. Uyum sağla. Selamünaleyküm diyeceksin ya. Bu kadar basit. Adama sen gelip de bugün bir hocamızla biraz aramız. Ya adam kadın, iyi bir kadın, sinir bilimci. Gitmiş bir tane Slovenyalı, bir tane Zizek diye mi okunuyor nasıl bilmiyorum. PKK-YPG fanı olduğunu bildiğimiz, sempatizan ve destekçisi olduğunu bildiğimiz adamın sözünü paylaşıyor. Umutsuzluğa kapılmayın bilmem ne sınırında diye. Ben de bunu kadın hedef göstermek istemedim bu arada. Yani bu adamı biliyorum. Ben onun bildiğini düşündüm bu kadını. Bu kadının da o adamı. Çoğu kişi bilir. Ya sen bu adamları kavala bilmem ne falan diyerek halkın karşısında CHP'ye oy alamazsın kardeşim.
Sen bunu paylaştığınız önce sınırda kalırsın, umutsuzluğun sınırında dedim. Hoca da bana yazdı, bilmiyordum falan, niye böyle yapıyorsun diye. Hocam bunu bilmediğinizi ben de bilmiyordum. Tamam, özelden yazabilirdim ama yani ben orada adamın kim olduğunu göstermek istedim dedim falan filan. Yani yaşadığınız ülkenin, çevrenin koşullarına adapte olun kardeşim. Norveç'te sen Norveç'e göre yaşa. Bir Norveç filmi önereceğim size. Ulan neydi be? Acayip bir şey ya, yalnızlıkla ilgili ha. Oğlum öyle bir hayat da istemem ha. Bak iyi, müthiş bir film önereceğim. Oğlum ne oldu lan benim bu şeye? Neydi? Yazı şeyini de bayağı unuttuk. Aha. Çok güzel bir filmdi ya. Yalnızlıkla alakalı. Abi bak, Norveç'te deli gibi intiharlar oluyor. Hollanda'da da oluyor. Ya bir kişinin, bu ben de olabilirim, bir şey için intihar etmem. Ya da IT'ci çocuk YouTube'a çekerek yapmıştı. Millet triggerlanmıştı. O kişi, o çocuk bunu yaptı ve doğru demek değil. Bunu unutmayın. Ve o çocuğun hiçbir ekonomik sorunu yoktu. Bulayım da bir Norveç filmi neydi? Ya Norveç'te de mesela şu adam müthiş bir oyuncu ya. Tipe bak. Oğlum arkadaki niye konuşmuyorsun? Hazel de gelmiş. Açsanız da sesinizi. Mert, Hazel. Ben bakmıyorum ekrana. Hazel sesini aç, mikrofonunu. Hazel. Şimdi geliyorum, Rocker, okuyacağım mesajını. Şu Norveç filmi neydi ya? Abi, işte filmleri izliyorum ve unutuyorum. Nefret ediyorum bu şeyden. Hazel sesi açabilir misin? Evet, çıktı sanırım. Aa, yeni çözmeye çalışıyordur, muhtemelen yenidir. Sen bu filmi hatırlıyor musun ya? Bir tane yalnızlık filmi vardı Norveç'te. Abi Norveç filmi çok kesinlikle acı bir bakmadım. film ya. Ya böyle gerçekten o makinalaşmış insanlığı hissedeceksiniz bak filmde. Sen hiç izledin mi öyle bir film? Şu Solaris'i daha Fransız izleyemedim bak. filmleri var mesela, çok gerçekten garip oluyor böyle. Bak mesela şu Tricolor Star çok güzeldir. Polonyalı bir yönetmen, daha izleyemedim. Fransız filmleri çok güzeldir. Açık söyleyeyim, Fransızdan abi erotik filmleri. Gerçekten ama erotizm. Ya porno değil. Tutkulu, aşk, şehvet, garip bir fikir akımı. Adamlarda şey yok mesela. Yani Fransız kültürü çok farklı. Çok uç filmlerde görebilirsiniz arkadaşlar yani Fransızlardan. O da onların kültürü yani. Özgür düşünce var. İşte bugün gitmişler yine Cumhurbaşkanımıza karikatür. Artı bir puan da oradan. Abi bunlar destekliyor. Ben artık başka bir şey düşünmüyorum. Ya sen salak mısın kardeşim? Sen bu karikatür yaptığında Türk halkının tepki göstereceğin oyun adı bilmiyorum. Biliyor. Ya bilmiyor da olabilirler bu arada. Onların bilmemesi daha normal değil. Fransızlar ya. Bunlara normal geliyor. Onlar için her şey normal. Bak suicide rate 11,8. 100 kişi de 11,8. 2,4 yüz kişi de. Norveç ve Türkiye. Norveç'te daha fazla. Ekonomik kriz mi var Norveç'te? Yapıyor. Ya bir kişinin, bak bu konuya girmiyorum özellikle. Hani haddim değil, alanım değil, yanlış bir şey demeyeyim diye. Ama lütfen arkadaşlar böyle kötü şeyleri çağrıştırmayın. Arkadaşımız için demiyorum, genel şeylerden bahsediyorum. Bir kişinin psikolojisi bozuk olabilir. Yani mutsuz olabilir. Ben intihar edenlere saygı duymuyorum. Benim annem babam yakınım. Kardeşim de beni aynı şeyle tehdit etti. Dedim ki bu bir çözümse git yap. Yani çözümse git intihar et. Arkandan üzülmemiz de olacağız. Bencilsin Peki dedim. ötenazi hakkında ne düşünüyorsun abi? Ötenazi olabilir. O ötenazi olabilir. Bir intihar Ama olduğunu şöyle, bence azaltır bu arada. tabii, Kesin ötenazi olmaz. şöyle, belli bir yaşın üstü veya sağlık durumu bozulmuş. Mesela ben 70'e Tabii canım. gelmişim, yatalağım. Hiç. Üretemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum abi, bağımlıyım. Affedersin, yatağıma işiyorum falan. Birileri altını değiştiriyor. Yazık, o kişiye de yazık. Tek başımayım. Hatta bir tane adam vardı ötenazi için, Avustralya'dan mı bir yere gidiyordu? Bir yerden Avustralya'ya mı ne gidiyordu? Diyor ki yani ya bırakın da ötenazi yapayım diyordu. Ve o adam yapmalıydı. Hazel sesin gelmiyor. Mikrofonla bir bakar mısın? Gördüm, hareket ediyor. Evet Şu Hazel an de bu. geliyor mu? Hazel 2 gündür artı 30 insanlar alıyoruz. Belli ettin şu anda. Ben de merak etme, 33 yaşındayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefondaydım da bilgisayara bağlandım. Jack Sıkıntı girişim yok, sadece sıkıntı yok. bilgisayara uygun.
Ama artı 30 değil mi? Doğru bildin mi? Evet, 91'liyim, evet. Ben de 90'lıyım. Bak Hazel, senle bizim 90'ları konuşalım. 89 var, 2001 de 90 diyorum ben kendime. Öncelikle seni tanıyalım. Ben bir çayımı tazeleyeyim. Bu bizim Tamam. astronotları sonra izleriz. Buyur. Hazel, ben seni takip ediyorum Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan ama çok fazla bir aktif internet hayatım olmadı benim. Bir geçen sene KPSS şeyi atlattım. Olumsuz olsa da şu an sonuç. Şimdi yeniden işte bakıyorum, takılıyorum. Bilim okumayı da seviyorum. Buraya da bir arkadaşım için gelmiştim. Gelmişken sizin hikayeleri gördüm ben. Aa dedim, Discord varmış. O şekilde oldu. Tamam, çok Aslında güzel. haberim Discord'umuz yoktu. yok, çok güzel. Discord hep aktif bizim. Yani genelde aktif tutuyoruz. Hazel, alanın ne? Onu söylemedin. Hani biz bir şeye girdim dedin ama. KPSS'ye. Veteriner teknikeriyim ben. Atanamayan bir veteriner teknikeri. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu, yani siyaset konuşmuyoruz kanalda normalde ama yani sonuçta bu ülkenin de bir gerçeği. Her köye veteriner atayacağından bahsetmişti. Sence bu Evet, evet mantıklı duydum, mı? izledim. Doğru yapılabilir mi, ya da öyle diyelim. Nasıl buluyorsun bu düşünceyi? Ben kendi alanım için aslında çok uygun bulmuyorum. Niye dersen, Burak şimdi benim 2022'nin sonuydu galiba. Bir şey açılmıştı, bir kişilik yer açılmıştı. Ben tercih yapmadım. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine Bilirim. ve bizim çalışabileceğimiz yerler hep işte köy, kasaba, küçük yerler. Yani ben bir kadın olarak Tunceli Mazgirt'te çalışmak istemezdim açıkçası. Niye ya? Bir Her şey olmaz ki köye. o kadar. Tunceli, bir şey diyeyim mi? Tunceli, benim babam da gitmiş ya. Muzur suyu da çok güzeldir. Ben Yozgatlıyım. Yozgat'tan bir kadın olarak daha rahat yaşayabileceğine kalıbımı basarım bak. Gitmedim Tunceli'ye ama kalıbımı basarım diyorum. O insanlardan, yani hatta bikiniyle falan Muzur Nehri'ne giriyor millet orada ya. Kadınlar gider. Evet, Tunceli öyle yobaz biliyorum. bir yer değildir. Şöyle söyleyeyim, Ankara'dayım ben. Büyük bir şehirden hemen o kadar öyle bir yere gitmek zor olabilir. Benim gibi insanlar için zor olabilir. Hani bir genelleme yapamam Ama ama. Ankara'da Etli'ye git, Esertepe'ye git. Yani bir yürü akşam o karanlıkta, Evet, daha kötü. evet, Yer de evet. önemli gittiğin yerde. Bu arada Evet, Esla evet. 3. aymış biz aboneliğinde. Teşekkür ederiz. Mikrofonumun parası çıkıyor Esla sayesinde. Şuna gittik bak, 200-300 euro para verdim. Öyle düşünün arkadaşlar. Size saygımdan yani. Yoksa yapmasam yapmam. Ama bunları şey için demiyorum ha. Yani sadece emeği görün diye diyorum. Parası önemli değil. Canınız sizin, izlemeniz, daha çok insanın faydalanması önemli benim için. Metada şey yapmış. Ya yani şöyle bir şey var. Mesela ben Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi çok saçma buldum. Muhtar yardımcılığı orayı gibi. Her köye gerek yok ki. Evet. Belli bir bölgeye olabilir ama her köyde, oğlum Hollanda'da bile yok böyle bir şey. Ya yani biraz realist gelmedi bana. Sanki yani iş vereceğim size, bana oy verin gibi oldu. Aynı muhtarlara yapılan vaat gibi geldi bana. Daha nitelikli çalışmalar olabilir dediğin gibi her köye değil ama ihtiyaç olan bölgelere birden fazla kişi atanabilir kesinlikle. Bir kişi, iki kişi değil de daha fazla kişi atanabilir. Yakın köylere de o şekilde ulaşım sağlanabilir diye düşünüyorum. Ya her köye bir tane atamak yerine. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Her köyde bir tane çok bence de. Şu filmi bir Ya bulayım da tarımı, bakalım. Ha, buyur. hayvancılığı kalkındırmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bazı söyledikleri gerçekten saçma. Abi Çocuk hayvancılık olayında diyorsunuz da da Hollanda'da hayvancılık hayvan gibi hayvancılık hayvan gibi gelişmiş, tamam mı? İnekler Türkiye'deki insanlardan bile daha mutlu, anasını satayım. Vallahi tertemiz Milka ineği gibi. ya Ama tabii canım. çok fazla olması da iyi değil endüstriyel hayvancılık. Çünkü bunlar hatta şu belgeseli önereyim, biraz kendiniz izleyin. Cowspiracy diye, yanlış yazsak da toplarız bunu. Bakın, sürdürülebilirliğin sırlı, biz bunun için uğraşıyoruz yani, sürdürülebilir bir dünya. Tamam mı? İnek işte bundan dolayı vergi almak istiyor Hollanda hükümeti. Adamlar Çin'i doyuruyor buradan. Çin'i tarım yapıyor. Çiftçi kazanıyor, para geliyor. Karbon emisyonu Hollanda'ya yazılıyor. Yok öyle bir dünya. Bunun vergisi verilecek. Çiftçiler yolu kapattı, insanlar ölüyordu. Biliyor musun? Burada da böyle şeyler oldu yani. Şimdi Türkiye'de hayvancılık kötü. İthal hayvan falan salak saçma. Yani ben rahmetli dedeme desem ki, dede Yozgat'a Angus getirdiler. Bakın yalanım yok. Yozgat, Angus öldü. Yani Yozgat'a Angus getirdiler. Bunlar bakın teker teker ölmüşler bir de, yazık.
250 tane Angus gelmiş. Ulan Angus Yozgat'ta nasıl yaşasın? Ben bile dönmüyorum memleketim. Ben bile Yozgat'a dönmüyorum. İşi cakısı bir yana. Her hayvan her yerde yaşayamayabilir, hastalanabilir. 250 ya, tane hayvandan... İthal yaptı, saçma bir durum zaten. He, yani. Hastalanmışlar, ölmüşler. Hayvan ithal edilir mi ya? Böyle bir saçmalık var mı abi? Mesela bu yanlış. Yerli tarımı destekle ama tüketimi de normalleştirmeye çalış. Astrapera.com. Oo, Kemal abone olmuş bize, sağ olsun Kemal. Vallahi beni gözlerimi yaşartıyorsun. Discord gel, sesli chat'e gel. Yani sen Angus'u alıp da Yozgat'a getirirsin Avustralya'dan. Zaten karbon emisyonu yolda bir var. Bu gemi neyle yakıt yakıyor? O yakıtın karbon salınımı bilmem ne. Yani bu yanlış bir yöntem. Sürdürülebilirlik kendi ülkende olmalı. Ama geliştirmekten kasıt çok üretim değil. Dengeli olması gerektiği kadar. Şimdi bizim ülkemizdeki insanlar da şöyle. Et mesela kilosu 3 lira olsa herkes et yer. Herkes et yer. 100 lira da yapmayacaksın. Kimse yiyemiyor. Dengeli yapacaksın. Dengeli tüketim olması lazım. Sebze de dengeli olması lazım mesela. Kimse pırasa sevmez. Ben de sevmiyorum. Et yeriz. Biz etçil bir milletiz. Ama etin çok tüketimi de iyi bir şey değil. Ne kadar çok tüketirse Amerikalılar gibi olmamamız lazım. Onu demeye çalışıyorum. Ya da Orta Doğulular gibi. Elleriyle hayvanlar alırlar, yerler böyle. Bunun sofları var. Hala elleriyle yiyor Orta Doğulular. Zengin insanlar. Bizim abi normal Avrupalı insanlar gibi, Batı gibi. Ayarında şey yapmamız lazım. Ya Kemal gelsene ya, şunu birlikte yapalım yayını. Yemin ediyorum seni çağıracaktım ha. İyi denk geldi. Şunu izleyelim birlikte. Konuya giremedim daha. Başlamadım. İstersen bunu birlikte izleyelim. Ben de sana sorularım var. Onları sorayım. Discord'a gelsene kanka bizim. Bak şuradayız. Discord sesli sohbetteyiz. Gel Kemal. Tam Kemal'lik konu. Vallahi kokusunu almış. Paramı geri istiyorum diye. Diyor ki Türk astronotları konuşuyorsunuz diye abone oldum. Angus çıktı, paramı geri istiyorum. Çok iyi ya. 10-15 yıla kalmadı. Hah, yapay et gelsin mis abi. İstediğin kadar ya. Zabağa kadar hiç sorun yok. Yapay eti bekleyin. Ben şey yedim. Migros diyorum ya. Burger'da ve McDonald's'ta yapay et yedim. Ama içinde daha fazla katkı malzemesi var. Hoşuma gitti tadı ama sevmedim. Mikrofonun parasını çıkarmaya 30 cent daha yaklaştım. Bırak hadi neyiz. Şöyle. Hakikaten... Kaç yapıyor? Şu an kaç oldu şey? Amazon Prime. Bize gelen gelir de artacak mı acaba? Artmaz. Ya inanın ben size göstersem YouTube'dan falan gelen parayı, yani para değil ya valla. Eurozone'da yaşayıp Türk lirası kazanmak zor. Amazon Prime 35 oldu sanırım. Üf. 35 lira. Kaç euro yapıyordur bakayım. 35 euro. 1.63 euro. Yine iyiyim valla. Allah bereket versin. Şimdi şuna değindik. Hayvancılığa değindik. Şunu geçelim. Kameranın şeyini arıyordum. Bu ne? Şöyle bir kanal var. Bana paralı tanıtım içeriği alıyor musun Burak hocam falan, kusura bakmayın utanarak sorun dedi. Ben böyle bir şey yapmıyorum asla dedim. Ve denemem lazım. Güzelse duyururum dedim. Lofi Dog diye bir kanal. Gelecek Binde'den girdiğim için abone olmadım. Yani şey anlaşılmasın. Çok güzel. Hatta bak dere geliyor, dereyi dinleyelim mi? Nasıl bir şey olduğunu bak. Çok güzel, lofi. Böyle kafa dinlerken, ders çalışırken, kitap okurken. Mesela bak. Hey 15'li, 15'li. Bak, lofi. Lofi neye diyorlar? Ben hiç düşünmedim bu arada bunu. Güzel soru. Low frekansı gibi düşündüm ama değil. Lofi müziklerde bu arkadaki çok tiz ses rahatsız etti. Yani tiz bir ses olmaz genelde. Hani böyle kafelerde çalar böyle. Hani arkada mesela sen otururken kafede çalar. Arka fondan bir ses gelir gibi lofi songs. Veya ders çalışırken arka fondan ses gelir. Seni rahatsız etmez ama bu dikkat çekiyor böyle. Ona dikkat etmeli. Hi-fi de var. Tam tersi büyük ihtimalle. Hi-fi manyakları var hatta. Bütün detayı duyuyor muhtemelen onlar. Onlara da araştıracağım. Sabah 4'te kalktım. Uyku feci bastırdı. Ben yatar iyi geceler sizlere. 3.30'da kalkarsam süper olur. NBA maçı var. Wow. NBA izlemeyeli yıllar oldu. Basketi de bırakalı yıllar oldu. Oynuyordum eskiden. İyi solak şutörümdür baskette. Sürpriz yaparım yani. Ama bir türlü tam bilek oturtamıyorum. Sağlağım. Yani şöyle solağım.
Tam kavrayamıyorum. Bir türlü oturmadı ama fena değil atışım. Böyle değişik bir tarzım var yani. Görünce anlarsınız. Çok komik görünüyor ama giriyor genelde. Geldi mi Kemal? Şu şeye başlayalım mı artık astronotların röportajına? Benim alerjik rinit bitti ya. Bayağı oldu. Aşalı bunu. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Ha Kemal hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Ses ayarını yapalım. Siz duyuyor musunuz sesi Kemal? Ben sizi duyuyorum. Yok Gayet yok güzel şey bu duyuyorum. yayının sesini abi. Yayının sesini duymuyorum. Ben Twitch'ten biraz delay'li de olsa Yok sen dinleyebiliyorum. Discord'dan izle. Ben buraya da paylaştım Ha, diyebilirim. buraya Ha bir daha paylaşırsam değiştireceğim. daha iyi olur. Pardon. Değiştireceğim ekranı. Pencere değiştir. Aynen. Şimdi geliyor. Bu size dostlar. Zamanın izlerini taşlara kazıyan alimlerin diyarında. Nasıl? Yeterli mi ses? Yeterli. Ben zaten artırabiliyorum sağ tıklayıp. Tamam. Yayına nasıl geliyor? Geliyor. Başlıyoruz şimdi. Bu işte reklam. Şeye falan dokundurmuşlar. Göktürk yazıtlarına. Güzel reklam yalnız. Sana sorayım Kemal, gerçekten bu coğrafyada Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında eskiden insanlar gökyüzüne meraklı mıymış? Buradan çok bilim insanları, astronomlar çıkmış mı abi? Şöyle söyleyeyim, bir saniye yayın sesini ufaktan kısayım. Sadece Türkiye özelinde düşünmemek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bütün dünyada zaten eskiden insanların bütün hayatı aslında astronomiye bağlıydı. Astronominin çıkış noktasına bakacak olursak zaten, insanlar neden yıldızları izlemeye, gezegenleri takip etmeye başladılar? Örneğin ekinlerini doğru zamanda biçmek için veya yanlış bir zamanda soğuk havaya yakalanmamak için, yağmura yakalanmamak için. Yani bütün bunlar aslında insanların hayatta kalması için gereken şeylerdi. Ve gökyüzündeki yıldızların, gezegenlerin hareketleri de mevsimlerle doğrudan ilişkili olduğu için insanlar bunu takip etmek zorundalardı zaten. Eski insanlar gökyüzünü ne kadar iyi tanıyorlarsa hayatta kalma ihtimalleri hem o kadar artıyordu hem de sahip oldukları medeniyeti o kadar güçlü hale getirebiliyorlardı. Bu elbette Türkiye'de de birçok çalışma var bu şekilde ama bütün dünyada da geçerli olan bir şey. Özellikle bu İslam'ın altın çağı diye geçiyordu galiba. Kaçıncı yüzyıldı? 15-16. yüzyıl mı? O 15 ile 16 diye yüzyıllarda biliyorum ben de. Aynen. özellikle Türkler, Müslümanlar gerçekten bütün dünyada en önemli astronomi çalışmalarını yapıyorlar. Bu arada az Bunun önce yani dinle bağlantılı bir sebebi var mı? Merakımdan soruyorum. Yani şey mi düşünüyorlar acaba? Hani dinimiz de bunu emrediyor gibi yoksa kişisel merak mı? Ya da geleceğin merakı mı? Az önce de anlattın ya. Gelecekte olacak şeylerin, ekinlerin. ya ben şöyle düşünüyorum. Elbette dinle bir alakası vardır. Onu hani teologlar belki daha iyi açıklar ama ben şöyle biçimlendiriyorum fikrimi. Zaten astronominin çıkış noktası çok dinsel bir olgu düşündüğünde. Astronomi en eski bilim dalı olarak geçer. Evet. Az önce de söylediğim gibi insanlar ilk hayatta kalma davranışlarını gezegenlerin, yıldızların hareketlerine göre yapıyorlardı. Hatta ben şu anda astronomi diyorum ama o zaman bunun adı astronomi değildi. Astrolojiydi. Astrolojiydi. Şöyle, şunu da Astrolojiydi. ekleyebilir miyim özür dileyerek? Biz hep astroloji şu an zırvalıktır, bilim değildir diyoruz ama şunu demek doğru olur mu? Eskiden astroloji bilimdi. Evet, o zamanın bilimiydi. O O zamanın zamanın hatta bilimiydi. hakiki Simya gibi. bilimiydi. Evet, onun gibi ama ileriki zamanlarda kendini güncelleyemedi. Yani astronomiye dönüştü, öyle söyleyeyim, gerçek bilim olan Aynen. taraf. Ama geçmişte çok değerliydi. Ben ne diyordum, ne anlatıyordum az önce bir anda İşte unuttum. eskiden ha eskiden şeyi anlatıyordun. İşte belli bir dönemden bahsettin. Özetli gibi özetliyor gibi yapayım.
O dönemde İslam'ın altın çağıydı dedin. Ben sonra şey dedim, acaba hani kişisel gibiydi falan dedim. Sen eskiden bunun adı astrolojiydi hatta dedin. Çıkış noktası dedin. Çıkış noktası. Zaten hani bugün hala gökyüzüne baktığımızda biz işte modern astronomide de belli başlı gök cisimlerinin konumlarını bulmak için takım yıldızlarını kullanırız. Takım yıldızlarının belli başlı sınırları vardır mesela. Hoş geldin Femrek. Bu takım yıldızları çoğumuz bilir, aslında mitoloji kaynaklıdır. Her kültürün farklı mitolojisi vardır ve insanlar gökyüzünde gördükleri bu yıldızların işte oluşturduğu çizgileri inandıkları tanrılara veya işte mitolojilerdeki bazı yaratıklara hikayelerle içselleştirirler. İçselleştirmişler. Bu şekilde zaten bir harita, gökyüzü haritası oluşturmuşlar. Yani baktığımızda zaten astronominin en eski noktasındaki çıkış noktası dinsel bir olgu. Dolayısıyla bunun çok uzun süreler boyunca süre gelmesi gayet doğal karşılanabilecek bir durum. Ne zamana kadar? Hani bilim artık modern bir hale gelene kadar. Çünkü artık bazı şeylerin güncelliğini kaybettiğini kabul etmezsen bu defa yaptığın çalışmalarda yanlış sonuçlara varabilirsin. Şu anda da zaten bu... Bu Zeyd Kars'ta bu kısmı çok güzel anlatıyordu. Bilginiz olsun. Zamanı ruhu demek. Bak şu kısım beni çok çok etkilemişti. Ben şok oldum. Çok etkilemişti. Yani bu yani göğe bakıp o bir şey benzetimler yapmaları. İşte Brett falan oradan geliyor. İşte Sirius yıldızı. Three Kings. Özellikle Hristiyanlığın yani çok ciddi anlamda bak Virgo the Virgin, sen daha iyi bilirsin Kemal bunları mesela. Öyle bir evet, bağlantılar var ki House of Bread falan. Bunu bir gün izleyelim. Bu ayrı bir şey. Mesela, şimdi hemen kısa bir o zaman bir hap bilgi vermiş olayım. Virgo'yu gösterince aklıma geldi. mesela Başak takım yıldızı örneğin ilkbaharda görülen bir, daha doğrusu ekinlerin biçilme zamanını bildiren bir, başakların işte biçilme zamanını bildiren bir takım yıldızdır en basitinden. O yüzden mi adı Başak şey acaba? Evet. Dolayısıyla mesela bu takım yıldız bile tek başına doğrudan insanların karnını doyurmalarıyla ilgili bir kavram. Dolayısıyla buna kendi işte mitolojilerindeki varlıkları atfediyorlar. Katılıyorum. Çok güzel. Çok güzel bir bilgiydi. Şimdi şu yavaştan şeye bakalım. Peki Türk astronotların sen gelmeden belki görmemişsindir. Duymamışsındır. Tuna ile Alper Bey'i çok uyumlu profil olarak gördüm. Birisi elektronik mühendisi, hava kuvvetlerinden. Zaten birinin asker olacağına kesin emindim. Söylemiştim de bunu ben. Diğerinin roket sandan bir mühendis olacağını düşünememiştim. Akademiden olur diyordum. Nasıl buldun profilleri? Liyakatlı bir seçim olmuş gibi duruyor mu? Ben açıkçası güzel buldum. Liyakatlı bir seçim olduğunu düşünüyorum ama bence bir eksik var. Ne? İkisi de erkek olmamalıydı bence. Bir tane kadın astronotumuz olmalıydı diye düşünüyorum. Ama tabii seçim neye göre yapılıyor, nasıl süreçlerden geçiyor? Belki bir kadın Belki fiziki bir test oldu. Kadınlar da girdi. Geçemedi mi diyeceğim ama kadınlar geçebilir yani. Ne olabilir ki? Yani testlerini şimdi anlatacak da muhtemelen. Hani ne kadar zor göreceğiz yani. Bayağı bir test yapıyorlar. Yani ben şunu merak ediyorum. Yani nerede eğlendiler değil mi? Ya mesela kadınlar geldi de ya da diğer adaylar. Bakalım sormuşlar mı bunları? Yoksa şu anda zaten ISS'te çalışan çok fazla kadın astronot oldu şu ana kadar. Var. Yani sadece bunu fiziksel olarak yeterli değil deyip bir kenara atılabilecek bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Bence neyse de. Burada çok feminist şey yapmayayım aynen, da. Aynen şimdi kampüs cadıları bana saldırabilir. Zaten geçen mücadele ettim onlarla. Bir de toplu geliyorlar. Hepsi Londra'da Kemal. Umarım denk gelmezler. Hatta bir mesaj geldi. Abi geçmiş olsun geliyorlar diye. Ne diyor lan bu falan diyorum. Sonra hepsi saldırdı. Bizim yaptığımız iş zaten bilim iletişimi. TÜBİTAK da biraz bunu geliştirmeye çalışıyor. Baktığınızda 37 bin abonesi var. Buraya abone olabilirsiniz. TÜBİTAK Bilim Genç. Bakalım nasıl bir şey yapmışlar. Ben Bilim Genç yayın yönetmeni Kübra. 2 gün sonra hep birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayacağız.
Bu özel gün öncesinde genç arkadaşlarımızı bilimsel araştırmalar yapmaya motive edecek bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda bugün Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olarak seçilen Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'i ağırlıyoruz. Şu anda bu söyleşiyi ilk Türk uzay yolcuları ile yapıyor olmak çok heyecan verici bizler için. Sizler de bu söyleşiye büyük ilgi gösterdiniz. Yayınlanır. Çok soru ilettiniz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Alper Bey, Tuva Cihangir Bey, söyleşimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Merhabalar, hoş bulduk. Herkes Tuva'yı kıskanıyorum ya. Sorulara geçmeden önce bizi izleyenlerin siz daha yakından tanıması yeni için kendinizden isterdim. Kısaca bahsederseniz çok seviniriz. Şöyle attı. 1979 Silifke doğumluyum. İlkokul döneminde babamla... Bunları biliyoruz. Bunları biliyoruz. Güzel sorular sor bakalım. Yeni gelişmekte olan optik kablolar üzerinde, multikorlu çok çekirdekli optik kabloların üzerinde mod aktarım, tutarlı mod aktarımı üzerine bir test çalışması gerçekleştirdim. Akabinde de birkaç startup girişimim oldu. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanlarında. Kişisel şeyler. Bu imkan bunu burada gerçekleştirme, bu hayali burada gerçekleştirme. Amerika'da, şu anda da Amerika'da bulunuyoruz. Gerçekleştirme şansım yoktu. Güzel. Niye şu an Amerika'dalar Kemal de Türkiye'de değiller? Hadi anlat. Amerikan oyunları mı bu? Bu konuyu sen daha güzel anlatırsın Burak. Amerikan oyunları bu. Ha şöyle bir şey, şuna emin değilim ama tahmin ediyorum. Şimdi uzaya SpaceX'le gönderilecekler mi? Dragon kapsülüyle falan filan muhtemelen. Uzaya gidecek kişiler nereye gidecek? ISS'e gidecek. ISS'e gidecek kişilerin de orada da eğitim alması gerekiyor değil mi? Benim bildiğim şu. Ön eleme Türkiye'de yapıldı. Diğer eleme de olmuyor galiba da o. Hani Türkiye'deki elemeler Amerika'nın standartlarına göre yapıldı. Şimdi Amerika'da da sanırım testlerden geçip tekrardan şey yapıyorlar. Ben baktım, takip ettim sayfalarını. Orada şeylere giriyorlar. O döndürülen 3 ne diyorlar ona bilmiyorum. Bütün boyutları dönüyor şöyle. Aynı şeyler yapılıyor. Onu geçmeden gidemiyorlar diye biliyorum. Mesela Türkiye dedi ki evet bu iki kişi testlerden geçti. ISS'e gönderelim. Benim bildiğim gönderilmiyor. Gönderilmiyor. Hmm. Tecrübeden ziyade ISS'de bizim hakkımız yok. Şimdi sen ISS'e bu iki insanı düşün ki Türkiye'nin kabulüyle gönderdin. Bu oldu da Türkiye'nin zaten böyle bir know-how'u yok. Nasıl yapıldığını muhtemelen onlar anlattı bize. İşte şöyle yapılıyor, böyle yapın, bu testleri yapın. Adamlardan biri orada oldu da kalp krizi geçirdi. Darlandı, bir şey oldu ki benim en büyük fobim klostrofobi. Ben gidemezdim mesela. O zaman sıkıntı yaşatır ya da diğer astronotlara. Belki psikolojik olarak yeterli olgunlukta değil. Bir de onlar bildiğim kadarıyla test ediyor. Bu yüzden Amerika'dalar şu anda. Son aşama bu. Yapılan şey. Türkiye'ye döndüm. Uzay alanında hangi firma, hangi devlet kurumu ne işle uğraşıyor onları birazcık araştırdıktan sonra Roketsan'da çalışmaya karar verdim. 2017 yılından geçtiğimiz 2022 yılının sonuna kadar da Roketsan'da uzay sistemleri direktörlüğünde çalıştım. Sistem mühendisi, aviyonik sistem mühendisi olarak. Aviyonik sistem mühendisi nedir diye bunu anlatma gerek yok. 2022'de sizlerin karşısında olmak bizim misyon. Ne kadar kalacaklar onu sormuşlardı diye umuyorum. Sizi kabul ettiğiniz için çok mutluyuz. Benim aklımdaki sorulardan biri de oydu. Ne kadar kalacaklar? İlk dört sorum yolculuk öncesi bir başvuru aşaması ile ilgili olacak. İlk Türk uzay yolcusu olmak için başvurmaya nasıl karar verdiniz? Başvururken ne düşündünüz? Bunu bize bir önemsiz bir soru. 14 gün mü? Nasıl geldiğinden bahsederken bilinir. Bunun arkası, bunu zaten kapan. Böyle bir soru değil. Türkiye'nin bakın Amerika'daki eğitimler, Aksiyom. Aksiyom'u biz daha önce konuşmuştuk. Gerçekleştirmek adına yaptığım faaliyetlerin bir sonucu. Aksiyom sanırım bunların yüklenicilerinden birisi. Büyük firma. Bakalım şuradan hemen. Beni iten faktörler genel olarak bunlardı diyebilirim. Teşekkürler. Birçok arkadaşımızın cevabını merak ettiği bir diğer soruya geçeceğim. Aksiyom Space. İşte bak. Word, bak. Commercial, ticari. Ne yazıyor burada? World First Commercial Space Station. Aynı soruyu bize iletmiş. Süreçli lan bunlar ISS'e gitmiyor mu yoksa? Başka bir Space Station'da mı var? Yo. Okay. Ha! ISS'e bağlı modüllerden birisi büyük ihtimal. Bir saniye dur şunu bir netleştirelim. Yani ISS'e gidiyor diyoruz biz ama ISS bir futbol sahası büyüklüğünde. İçinde belli modüller var. Mesela bir tanesi Rusya'nın modülü. Rusya gidiyor oraya bağlıyor. Sanırım benim anladığım, şimdi emin olacağız. Axiom Space de gidiyor. Oradaki ISS modülüne, ana şeye bağlıyor kendisini. Yeni bir abonemiz gelmiş.
Hoş gelmiş. Kim gelmiş? Femrek gelmiş. Teşekkürler Femrek. Daxon Mission 2. Astronauts are part of the latest class of Space Pioneers. Bu Pioneer burada ne oluyor? Space Pioneer. Öncüleri ha. And Axiom Space Next Crew expand access to the... Ha. Bak işte burada access oluyor. Yani erişim sağlıyor ISS'e. And low Earth orbit aboard the orbiting laboratory, the four-person multinational crew will conduct extensive research. Şimdi şunu anlamama izin verin. Biz Axiom'in üzerinden mi gönderiyoruz? Herhalde böyle. Bak bunları söylemiyorlar ha detaylarını. Yani anladığım şu. Aha bak bunlar da Axiom'in şeyleri. Crew ekibi. Hatta çok uluslu yazmıştı. Yani Axiom seni yetiştirip eğitip gönderebilir. Ya biz biraz hassasız ya bu milliyetçi konusunda. İlk Türk falan filan. Adamlar da tam tersi. Çok uluslu. Hani tek Amerikalı dememek için korkuyorlar böyle şey ırkçı gibi görünebilir diye. Evet Axiom 3 de gönderdi. Tamam şimdi netleşiyor olay. Kemal yorumun var mı? Kafanda oturdu mu bir şeyler? Yok bir yorumum. Bak ben gidenler şunlarmış. Devam ediyorum. Bak pilot diyor. Commander. Ha, bir de bizimkiler commander şeyde değil. Yanlarında gidecek büyük ihtimal. Tahminim önümde. Ve bu ekibin kim olduğunu ben de merak ediyorum. Yani bizimkilerle kim gidecek mesela? Muhtemelen bu ikisi commander değil abi. Mission specialist. Şu iki rolde gönderilecek. Bir pilot gerekiyor. Bir commander gerekiyor. Muhtemelen bunlardan şöyle düşünün. Giden Türk astronottan iki tane iki olmasının sebebi de bu olabilir. Şu an tahmini yürütüyorum. Şu ikisi. İki de commander ve pilot. Hadi bakalım devam edelim. Bunları anlatmamış olabilir ama. İlk başvuruyu yaptığımızdan sonucun özelliklerle alakalı oldukça kapsamlı kriterler vardı. Oradaki ön elemeyi geçen insanlar daha sonra bir takım online testlere maruz. Sen başvurdun mu? Politik düşünme, zeka. Ben mi? Ben başvurmadım yok ya. Yok abi zaten başvurmamıza gerek bile yok. Çünkü hani başvuru KPSS metnini okuduysa. KPSS mi istiyordu? Bir yerden eleniyorduk galiba. Bir yerden değil yani her bütün şartları hiçbirini karşılamıyoruz. Ne sen benimki şey yani doğum yerine bakınca direkt red gelebilir diye düşünüyorum. Yozgat geç. Ben reddederdim. Yok, ya, doğum yerine gelene kadar yani mesela. IELTS istiyordu sanırım. Gözlüğünün olması bile belki. Aa, gerçi evet, burada boy. Bu astronotta da gözlük var. Bu çocukta yani, da var aynen. Bu metni şartlarını tekrardan açsana şeyden. Aynen bir dakika merak ettim. Gerçekten çok üst düzey nitelikler istiyordu Türk. Çünkü. Aynen. Şu süreyi uzattı. Şurada sanırım şartları. Hah. Kimler? Ha. Mesela ne diyor? Her iki gözde doğal olarak veya gözlük kontak lensiyle düzeltme sonrası %100 görme keskinliğine sahip olmak. Bir ha, dakika böyleymiş. Nasıl? Astronotumuzda gözlük var. Nasıl oluyor bu? Her iki gözde doğal olarak veya gözlük lens ile düzeltme sonrası %100 görme keskinliğine sahip olmak. Renkli gör... Ben zaten renk görüyorum abi. Direkt kaybettim. Renk görüyorum ben. Bay bay. Ya bahsettiğim şartlar bunlar değildi bu arada. Bir sitesi vardı. Aa şu işte uzaya.gov'te kapatmışlardır diye kapanmış. Düşünmüştüm. O yüzden girmedim. Hani oradan almışlardır bunlar. NTV yani. 3-5 sayfalık bir hatırlıyorum. Şart uzun bir şart vardı. Listesi vardı. Bak diyor ki seçilen iki adayın TUA ve TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edileceğinin kaydedildiği. Oo 10 yıl bunlar iş garantisi var. İngilizce dili yetenekleri için mülakat alınacağı. Tamam. Okey. Önce test, tetkik ve muayene. Vallahi iyi. Dur bakalım neler diyecekler. Gibi bir takım onları... Aynen az önce onu gördüm. Yörünge altı uçacak, ISS gitmeyecek. Aha! ISS'e gitmiyor yörünge altı. Şimdi her şey oturuyor. Oluşuyor kafamda. Şimdi oluştu. ISS'e bu arada benim bu konu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Ben de öğrenmek için buradayım. ISS'e gitmeyecek yörünge altı dedin. Yalnız bu haberlerde falan işte ISS yolcuları falan diye haberleri yapılıyor. Evet ben de öyle hatırlıyordum. O zaman şöyle mi? Önce yörünge altı uçuş daha sonraki süreçte mi? Belirli olmayan bir süreçte mi
Uluslararası Uzay Ajansı'na gidilecek acaba? Ki muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Mantıklı olan da birazcık o. Ben Aşama aşama ISS sandım, olabilir. heyecanlanmıştım Kemal. Benim Şöyle. bir saniye abi, benim telefonum çalıyor. Tamam. Bakmam lazım. Tuğba Başkanır'dı. Elon Musk arıyor şu anda Kemal'i. Ya şeyi sandım ben de. Vallahi ISS sandım. Haberlerden böyle öyle hatırlıyordum. Yani bu şey gibi bir şey. Özel şirketler uzaya gönderiyor. Uzay yolcusu oluyorsun. Zamanda şey de yapmıştı bu zengin abiler. Onun gibi bir şey herhalde. Online elemelere tabi tutulduk. Kendimiz daha sonra bu çeşitli Pilot işlemlere burada Barış, geçtik. o Daha zaman. sonra 160 6 pilotluk yılı geçtik şartı sağda sonra Alper Bey. veya fizilim vakti zamanında değindiği üzere onlar bize bu konuda destek oldular. YouTube'un en sevdiğim özelliği. İçimiz dışımız ne var ne yoksa her şeyi incelediler. Öyle söyleyebilirim. Fiziksel testlerden herkese geçtik. Belli çevresel testlerden geçtik. İşte santrifüje girdik. Alçak O basınç zor. testlerine girdik. Gibi gibi bir takım zorlu koşullara maruz bırakıldık. Alper Gezer Bu Avcı gidecek bence yakın sadece zamanda ISS'e diyor. Aa. Amerika Birleşik Devletleri'nin Biz bir belki Tuva ile ilk yayın böyle yapalım bu noktada. sitesinden geçtikten sonra Şart oldu. Alper Bey ile Tuva'yı alalım. yıl sonuna doğru süreç tamamlanmış oldu. 2022'nin sonuna doğru tamamlanmış oldu. Gerçekten zorlu ve uzun bir süreç olmuş sizler için. Sağlık konusuna vurgu yaptınız. Bizim takipçilerimizden Özgür şöyle bir soru sormuş. Uzay yolcusu seçilmek için olmazsa olmaz sağlık kriterleri var mıydı? Güzel soru. Detaylı başvuru aşamasında Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK tarafından yayınlanmış kriterlerin olduğu da bir sistem vardı. Onun içerisinde ana hatlar belirtilmiş olmakla birlikte özellikle Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin muayene aşamalarında çok daha detaylandırılmış bazı gereklilikler vardı tabii. Yani normal bir uçuş eğitimine başlayan herhangi bir kişinin bile temel gereksinimleri sağlaması gereken çerçevesi çizilmiş olan sağlık kriterlerinin olduğu ortamın üzerine uzay gibi normal yeryüzünde alışık olduğumuz şartların çok daha farklı dışında çevresel faktörleri barındıran ortam içinde haliyle bazı ekstra gereklilikler söz konusuydu. Bunlar dediğim gibi TÜBİTAK'ın ve TÜBİTAK Uzay'ın ve Türkiye Uzay Ajansı'nın yayınlamış olduğu dokümanlarda çok detaylı bir şekilde belirtilmiş durumda. Orada yapılmış olan bu sağlık taramalarından sonra da halihazırda buraya geldikten sonra başladığımız süreç içerisinde de bu sağlık taramaları devam ediyor. Yani orada ilk tespiti yapılmış olan ön gerekliliklerin tamamını sağladığımıza dair tespitlerin ardından burada da o yetenekleri hala devam ettirdiğimize dair takip ve kontroller devam ediyor. Daha dün bile buradaki planlı olan sağlık muayenelerinden geçtim. Çok şükür gayet güzel bir şey yaptı, sonuçlandı. Evet. Tuan da aynı şekilde önümüzdeki günlerde planlı sağlık kontrolleri olacak. Süreç o ana kadar bu şekilde takiple devam ediyor ve bunlar rutin hani standart bir sağlık muayenesinden ziyade Çok ciddi çok görüntüleme, kapsamlı. ciddi testler, ilave standart muayene ve test içeriklerinin haricinde bazı bileşenlerin takip edildiği test süreçlerini ihtiva ediyor. Teşekkürler. Bir de şu soru bize çok soruldu. Bir sonraki soruya geçiyorum hızlıca. İlk Türk uzay yolcusu olarak seçildiğinizi, öğrendiğinizi neler hissettiniz? Bu soruyu da Mutluluk tabii ki doğru. Ya bunu geç. Şimdi astronot ihtiva eden aslında ülkemizin uluslararası uzay istasyonuna erişmemizi Bu güzel. sağlayacak roket ve kapsüle ilişkin eğitimler. Tamam. Şu anda teori aşamasını halihazırda devam ettiriyoruz biz. Günlerdir hem online uzaktan eğitimlerimiz hem de bizzat eğitimin verildiği yere giderek bazı yüz yüze sınıf ortamındaki eğitimlerimiz gerçekleşti. Önümüzdeki haftanın başı itibariyle tekrar ben şehir değiştirerek ilgili kurumun bünyesinde bu yüz yüze eğitimlere devam ediyor olacağız. Eğitimler devam ederken bir taraftan yolculuk esnasında kullanacak olduğumuz basınçlandırılmış uzay Almanca yayınlar yöntemleri olacaktı da yapacak arkadaş. onunla ilgili çalışmalar devam Sağ ediyor. Bunların olsun bu her Caydı. ayrıntının mümkün şekilde uzun sürece yayılmış planlamaları çok öncesinde yapmış Unmai durumda. Şu doçesin anda so bu gut. akşam En içerisinde schuldigung. Ich kann nach yerini mahe aldıktan sonra ilgili paternal sürecek broadcasting sürekli in yer, Deutsch. mekan ve zaman içerisindeki akışta yerine getirmemiz Schade, gereken tut mir işlemleri leid. tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de asli olarak bu misyonun gerçekleştirilmesi sorumluluğunu ve yetkisini elinde taşıyan ana kurumun bünyesindeki eğitimlerimiz başlayacak. Bu da yaklaşık 3 hafta sonra Haziran Az ayında önceki sona doğru şirket. gerçekleşecek. Orada da uzun bir eğitim sürecini müteakip son aşamada buna ilişkin bazı test aşamalarını da tamamladıktan sonra eğitim sürecini tamamlayıp misyonun gerçekleştirilmeden önceki son 2 haftasında bütün bu eğitim Alles gut, kein Problem. ve teknik gereklilikleri Tut tamamladıktan mir leid. sonra bir karantina sürecine giriyor olacağız. Karantinada da görevi icra edecek ekip ve buna ana bileşen teşkil eden
kilit personelin sadece bir arada bulunduğu bir ortam içerisinde yaklaşık 2 haftalık bir izolasyon sürecini tamamladıktan sonra misyon planlı. Bu izolasyon da muhtemelen bakteri şu bu taşımasın diye. Sağlık taramaları devam ediyor. Ya da bunun yanı sıra bu sorun yaşamasın, birileri konuşup psikolojisi bozulmasın diye. Aşamalı test, aşamalı bir süreç mi bu süreç? Evet. Yani içerikte fiziki olarak da halihazırda devam eden bazı test süreçleri mevcut. Bir diğer soru şu şekilde. Uzay yolculuğu ne zaman başlayacak? Merak konusu. Bu yılın son çeyreğinde planlı. Bu yılın son çeyreği. Belli bir takvim aralığında şu anda hedeflenmiş bir tarih aralığı söz konusu. Ancak süreç ilgili belirlenen tarih yaklaştıkça bu takvimi biraz daha daraltıp spesifik bir tarih telaffuz etme imkanları olacak. Bizler de sizi takipte olacağız. Bir diğer arkadaşımız şunu merak ediyor. Elif ismi. Bize ilettiği soru şu şekilde. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmanız için öngörülen süre nedir? Oradaki süre değişkenlik gösterebiliyor. Gidiyor ISS evet, diyor. Birazcık sizin fırlatma zamanınızda uluslararası geçişi istasyonun, uzay istasyonunun ne kadar Kemal geldin mi? Yörünge eğiminde hangi yörünge tam şimdi geldim abi. ISS'e gidiyorlar. Bak. Mümkün olduğunca zaten o fırlatma ISS'e mi gidiyorlarmış? Şöyle şimdi Barış ve bir Yusuf diye arkadaşımız Alper Gezel Avcı gidecek sadece ISS'e demiş. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu ulaşmanız için öngörülen süre deyince de Tuva anlatmaya başladı. Kafam karıştı. Kısaltacak şekilde ayarlanmaya çalışılıyor ama bazen zaman için mümkün olmuyor. Bazen ilgili fırlatma üssünün sıkışıklığından dolayı çok da... Bir son iki son çeyrekte gidiliyormuş. Bir de sosyal izolasyon olacakmış son 2 hafta boyunca. Tahmin yürütüyordum niye olabilir diye. Hani işte bakteri vesaire taşımasın, psikolojisi bozulmasın diye. Bir de Barış yorum yaptı. Uzaydaki yalnızlığa alıştırmak için de olabilir demiş. O da olabilir. Doğru. Uzun süreli olacak. Belli transfer yörüngelerine mecbur kalabiliyor bazı misyonlar. Aralık belirtmek gerekirse 7 saat ile 39 saat arasında değişebiliyor bu transfer süresi. Sizin ne kadarlık yakıt yapmayı uzay aracınızda göz aldığınıza da bağlı olarak. Örneğin Aksiyon firmasının ilk insanlı uzay misyonu yaklaşık 26 saat istasyona. Abi şu motorlardan nefret ediyorum ya. Ne oluyor böyle bağırtınca motorları? Şey mi oluyor? Erkekliğiniz mi? Ay yemin ediyorum Türkiye'de yaşadığım şeyler şu sokakta da duyuyorum. Motor ya. Brrrrrrt. Kardeşim rahatsız ediyorsun bizi ya. Önümüzdeki ben yaşlı ve agresif bir insanım. Gıcık oluyorum motorlara ya. Bu biraz önce telaffuz ettiğim sürenin sonuna yaklaşacak şekilde uzun bir transfer yörüngesi olacak. Dediğim gibi burada çok fazla faktör var bunu belirleyen. İlgili fırlatma üssünün uygunluğu, daha sonra fırlatma zamanınızda, sizin fırlatma patikanızla, uçuş patikanızla, istasyonun uçuş patikası arasındaki fark, bunu ne kadar hızlı kapatmayı göze alabiliyorsunuz, ne kadar yakmayı göze alabiliyorsunuz vesaire. Böyle çok fazla faktörün bir araya geldiği bir dinamik söz konusu o süreyi belirlemede. Ama bizim misyonumuzun ne kadar süreceği birazcık fırlatma zamanının hangi mevsimde, hangi zamanda olacağıyla daha netleşiyor olacak. Ama aralık dediğim gibi 7 saat ile 39 saat arasında değişebiliyor. Teşekkürler. Takipçilerimizden Cihan'ın bir sorusu var. Uzay yolculuğunuz nasıl gerçekleşecek? Adım adım bize anlatabilir misiniz? Diye bak Aksim'de suyu bile onlar vermiş. Devam edeyim. Vergileriniz gidiyor oralara. İsteniyor bilmiyorum ama ben fırlatma anından itibaren alayım. Fırlatma günü çok erken başlayacak. Gidecekse buralara gitsin artık abi. Gitsin abi bunlara gitsin. Vallahi doğru. Fırlatma merkezinin astronotların hazırlanması için özellikle kurgulanmış bir bölümü var. Orada astronotlar ilgili kıyafetlerini, basınç kıyafetlerini giyerek başlıyorlar. O epey uzun sürüyor. O kıyafet böyle içine girmesi kolay bir şey değil. Pressure suit, basınç kıyafeti olarak çevirebileceğimiz bir ismi var. Olası kabin içerisindeki basınç düşüşlerine karşı içerisini, kendi içini basınçlandırıp o basınç seviyesini koruyabilecek nitelikli olduğu için oldukça yüklü bir kıyafet. Bu eski tabii. Bu giyme süreci tamamlandıktan sonra fırlatma rampasına yolculuk başlıyor. Daha sonra fırlatma rampasına astronotlar geldikten sonra yine çok uzun araç üzerinde bir takım kontrollerin yapılması gerekiyor. Yer ekibiyle, görev komuta kontrol merkezi, kapsülün içerisi, daha sonra sürecin içerisinde paydaş olacak diğer kurumların komuta kontrol merkezleriyle arayüzlerin kontrol edilmesi vesaire yakıt dolumunun yapılması gibi saatler süren faaliyetler gerçekleştikten sonra en heyecanlı an geliyor ve fırlatma başlıyor. Bunlar o yüzden şişkin gözüküyor. Sizin yörüngenize bağlı olarak ortalama bir gün diyebileceğimiz sürede uzay istasyonuna seyahat başlamış oluyor. Yörüngeye ulaştıktan sonra kapsül esasında astronotlar kemerlerini açıp kapsül içerisinde kenetlenme anına kadar
rahat diyebileceğimiz bir ortamda süzülebiliyorlar. Bütün kenetlenme gerçekleşene kadar, bu bahsettiğim 24-26 saat süre zarfının tamamında şey değiller, kemerleri takılı bir şekilde değil. Yörüngeye ulaşmak da yaklaşık olarak 10-15 dakika arasında sürüyor. İlk fırlatma anından itibaren bu aşamalar gerçekleştikten sonra kenetlenme anına kadar rahat bir şekilde süzülüp dünyanın o fantastik manzarasına bakabilme imkanını elde ediyorlar kapsülün içerisindeki pencereden. Daha sonra kenetlenme anı geldi, yaklaştığı zaman tekrardan kıyafetlerini giyinip kemerlerini takıp yerlerine güvenli bir şekilde oturup kenetlenme operasyonu gerçekleştirmesini, otonom aracın operasyonu gerçekleştirmesini takip ediyorlar. Kenetlenme gerçekleştikten sonra da basınç eşitlenmesi denilen bir süreç var. Sizin kapsülünüzün dış yüzeyi vakum. Orada herhangi bir basınç yok. Uzay boşluğuna maruz kalmış vaziyette ama istasyonun içerisinde yüksek basınç var. İnsanların yaşayabileceği bir basınç seviyesi korunuyor. Dolayısıyla o basınç seviyesinin eşitlenmesi birkaç saat kadar sürüyor. Onlar gerçekleştikten sonra orada hatch dediğimiz o kapı açılıyor ve inşallah astronotumuz ilk defa istasyon içerisinde süzülüyor ve bayrağımızı oraya taşıyor olacak. O zaman mı astronot oluyor acaba, yoksa oraya hani yörüngeye çıkması yetiyor mu? Bütün eğitimlerde de belli bir mesafeye çıkması yeterli diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Bu hani bir tane zengin bir iş adamı vardı ya, fırlattılar uçağıyla birlikte, geri geldi Virgin Galactic'in şeyi. O da o zaman astronot olarak sayılıyor diye hatırlıyorum hatta. İlla böyle şey değil yani, bir kapsüle girme vesaire şartı yok da bir menzil var. Kaç bin kilometre unuttum bak. Kuvanın özetlediği biçimde T-7 saat civarında planlı kontrollü bir uykudan uyandırılarak, vücut ritmi de ona göre, daha öncesinden uyku zamanınız dahi ayarlanıyor bu T zamanına göre. T-8 civarında uyuyup T-7'den itibaren de kıyafet hazırlıklarına başlayacak şekilde bir süreç başlıyor. Aynen. 100 kilometreye kadar çıkması yeterliymiş. Aynen. Jeff Bezos. O da astronot o zaman. Ve bundan sonra sistem hazırlıkları, tekrar son kıyafet kontrolleri ve Tuvan'ın az önce bahsettiği aşamaya geçiyor. Teşekkürler. Takipçilerimizden Elif Beka'nın başka bir sorusuna geçiyorum. Yolculuk için ülkemizden veya memleketimizden uzaya yanınızda bir şey götürecek misiniz diye soruyorum. Ya abi, ya bilime yöresel şeyler katmak zorunda mısınız ya? He abi, Çorum nevebisi götürecek. Ya sen nasıl buluyorsun bu soruları? Kemal tam ya. Olarak ne sordu? Yanınıza yöresel bir şey götürecek misiniz oraya? Allah'ım yöresel. Yarabbim ya. Yani ben piyaz götürürdüm lan. Türk bayrağı yeterli ya. Çok. Hep bayrağı götür abi, orada öp başına koy. Gel tamam da yani ne götüreceksin? Bir de her şeyi alamazsın yanına öyle. Şeyden olabilir, şu astronotlar alıyor falan ya, Kanadalı falan da alıyordu bir şeyler ama genelde bayrak alıyorlar ya da yemek alıyorlar. Yemek. Veya bir böyle bir şeyler, bir anlam. Nazar boncuğu demiş bir... Ahmet. Olabilir bak, mantıklı. Nazar boncuğu. Oraya asın abi. Bununla ilgili bir müddetir çalışıyoruz zaten. İlk lansmanın isimlerimizin ülkemize, vatandaşlarımıza açıklandığı gün röportaj esnasında telaffuz etmiş olduğu nazar boncuğu diyormuş. Anladığım bazı objeler vardı. Sağ olsun kendi memleketimden Silifke'den bu konuda Silifke neyi zaman... meşhurdu ya? Silifke yoğurdu. Bu yoğurt mu götürmesin yoğurdu şimdi. Yok. Çok severim bu arada ekşi. Almazlar onu. Zaten emek veren çalışan. Uzay istasyonuna o götürülecek. O tarz yani, yemekler gitmiyor değil mi? Tabii kullanılacak yemekler, gıdalar önceden belli. Çünkü uzay istasyonunda hem astronotun kendi sağlığı için bir sıkıntı yaratmadığından emin olunması gerekiyor. Hem de örneğin istasyon içerisinde işte örneğin dağılmaması gerekiyor. Özel şeyleri var zaten. Özel hazırlanmış gıdaları var. Hepsini birileri belirliyor. Öyle kafalarına göre istediklerini götürüp, yani yiyecek bakımından söylüyorum, İstediklerini götürüp kullanabileceklerini düşünmüyorum. Indeed. Aynen abi. Akademisyen bir arkadaşımızın konuya öncülük etmesiyle o spesifik sembolleri belirledik. Bunlarla ilgili çalışmalarını, hazırlıklarını yapıyorlar. Bu yöreye ilişkin kültürel bir semboldü. Bunun haricinde ülkemizi temsil eden ve hakikaten ülkemizin herkesin malumu olan misafirperverliğini oraya da taşıyacak şekilde beraberimize götürecek olduğumuz bazı ürünlerin de hazırda yapılıyor. Önümüzdeki süreçte ona... Buna reklam meklam alıyorlarmış, sponsorluk. Merakla bekliyoruz bizler de. Bir diğer sorumuz. İyi Bahar'dan. Fikir. Hangi fırlatma rampasında uzaya fırlatılacaksınız diye sormuş. Ha, güzel. Şöyle ki biliyorsunuz biz... Nevada'da vardı bir herhalde. İlk insanlı uzay görevimizi gerçekleştirmek için belli
TÜBİTAK vesilesiyle kurumlarla işbirliği yapıyoruz. O işbirliği yaptığımız kurumların da uzaya insanları gönderdikleri Amerika Birleşik Devletleri toprakları içerisinde olan zaten tek bir fırlatma rampası var. Şu an bazı şeyleri telaffuz etmekte önümüzde bir takım bürokratik engeller var. Önümüzdeki süreçlerde onlar da aşılıyor olacak. Arkadaşlarımızın en azından... Ya şu cümle işte benim bittiğim yer ya. Tam anlıyorum devlet projesi falan da. Neyse ya. Bazı şeyleri anlatırken neden... Belli çocuk geriliyor. Sabahtan beri pas atıyor pilota. Cümleler ezberletilmiş yani. İlgili fırlatmanın gerçekleştirebildiği, insanların o fırlatmaya daha doğrusu roketin üst kapsülüne erişebildiği Proof Access Arm denilen Access Arm'ın erişim kolunun bulunduğu tek bir fırlatma rampası var. Şu an ben onu söylemiş olmayayım ama Bahar zannedersen onun hangisi olduğunu söylediğim bilgilerle çok rahat bir şekilde bulacaktır. Teşekkürler. Bu görev tarihi bir görev. Neresi bu Barış? Tarih yazılacak. O yüzden Nursima bize bu soruyu iletmiş ama biz ekip olarak da çok merak ediyoruz. Atmosfer sınırını geçtiğiniz zaman ilk söyleyeceğiniz kelime ya da cümle ne olacak? Takbir! Aman aman. Lan umarım öyle bir şey demezler ha. Ya Allah bilmem. Şey deseler mesela böyle Atatürk'ün bir sözünü falan. Ne hype'lanır lan millet. Bizim... Şey diyebilirler ha. Bak ben olsam ne derdim? Sen ne derdin Kemal? Eras Vera Ad Astra. Tamam, çok güzel. Çok global ama diyelim. Yani yöresel bir şeyler kat böyle. Yöresel bir şeyler. Türkiye'den bir söz söylerim. Türkiye'den bir söz söyleyeceksem istikbal göklerdedir diyebilirdim aklıma. Çok güzel. O geldi. Ben dünyada barış, cihanda barış hani şey olabilir. Benim aklıma o gelmişti mesela. Hep Atatürk'ten geliyor keza da başka bir şey düşünüyorum. Hani böyle uzayla ilgili bir cümle var mı kurulan Türkiye'de? Abi yemin ediyorum evimin dibi içkici dolu, sarhoş dolu. Gideceğim döveceğim. Az önce Türk dayı dedi, şeye bağırdı bunu. Ne bağırıyorsun lan diye. Bir tek biz rahatsızız burada. Türk dayılar ben. Gidip dövesimiz geliyor. Hollandalılar rahatsız değil ha. Polisi bile aramıyorlar. Bir saniye geliyorum ya, bir olay var. Ne oluyor lan? Abi bu yabancılar cidden vurduğunu duymaz. Çok bir, mesela burada diyelim ki bir şiddet olayı var. Polisi araman lazım değil mi? Polonya'da bir olay oluyor. Adamlar bir ay boyunca çocuğa üvey babası şiddet uyguluyor. Komşuları aramamış bile ya polisi. Ve çocuk öldü. İnteresan. Ya bizde olsa hemen bir polis aranır, bir şey olur. Polis gelir müdahale eder. Ya biz karışmayalım. Ya bu kadar bireysellik çok kötü. Bizde bir şey olmasına bile gerek yok. İki gürültü çıkınca direkt polis direkt arıyor. Aynen. Bizdeki de aşırı göz atma başkasına. Hoş geldin Oğuz. Teşekkürler. Devam aklıma bakalım. Bir söz daha geldi. Çok yani saçma olacak ama oyuncak hikayesinde Buzz Lightyear vardı. To Infinity and Beyond diyordu. Sonsuzluğa ve ötesine. Ama nerede diyor? Ben o dediğin şeyi bilmiyorum. Oyuncak Hikayesi diye bir animasyon var. İzledin mi o animasyonu? İzlemedim. Güzel mi? Bakalım. Yani çocukluğumda çok keyif alarak izlediğim bir animasyondur. Gökhan orada abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. Hemen bakıyorum abi. Buzz Lightyear diye bir astronot oyuncağımız var orada. Onun da Oyuncak Hikayesi. Klasik. Toy mu? The Story of Toy mu oluyor? Yani Toy Story. Emin misin abi? Biraz erotik şeyler geldi ama. Toy Story abi eminim yani. Pardon, özür diliyorum. Toy Story. Sen bir geçmişine yanlışlıkla gitmiş. Yok vallahi yok. Ben buradan erotik şey izlemem ya. Hani Stimium çok temiz kalbim kadar. Ha birkaç Fransız film vardı erotizmi olan içinde de. Yani on... Ha şu film. Ya bu çok değiş. Bu uzayla mı alakalı abi? Ben hep görüyordum bunu yok da. Abi, göz ardı ediyordum. Bu bir animasyon, uzayla ilgili değil. Oyuncaklar var işte. Bu oyuncaklar. 4 tane çekmişler. Aslında hayatları var ama insanlardan kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Oyuncak olduklarına ikna etmeye çalışıyorlar. Çok keyifli güzel bir animasyon. Orada da çocukken benim aklımda kalan karakterlerden ve deyişlerden bir tanesi Buzz Lightyear'dı. Buzz Işık Yılı. Böyle uçuyordu. Uçarken de şey diyordu. İşte To Infinity and Beyond. Sonsuzluğa ve ötesine diyordu. Şu filmi de tavsiye edelim.
Benim çok sevdiğim bir logodur. Otos. Ya gittim orijinal kitabı Eda'ya verdim. Bizim Eda var ya, Çorumlu. Okumamış bir de ya. Allah'ım yarabbim. Buluştuk onunla Çorum'da. Gittim bütün kalın. Yine niye veriyorsun? Okusana. Ben dedi çok şey. O zaman yine dayanamadım. Okumamış. Eda'yı döveceğim zaten o yüzden. Otostopçun Galaksi Rehberi. Bu ne ya? Bölüm bölüm. Bu ne lan böyle? Filmdi bu. Sen bu arada, ben Discord'umdan göremiyorum da. Tamam, sen göremiyorsun ya. Şey, önemli değil. Bu arada Oğuzhan demiş ki Kemal Bey de buradaymış. Aynen Oğuzhan. Kemal var arkada. Asıl Pera'dan. Çünkü bazı şeyler hakikaten doğaçlama akışında gelişiyor. Ve akışında gelişen doğal kendi halinde ortaya çıkan şeyler de. Keseceğim ama çok doğru bir şey söyledi bu arada. Yani ben de tam doğru bir şey söylemedi diyecektim. Sen niye öyle düşündün? Öyle yani, bana sorulsa böyle bir soru ilk, yani ne söylersin diye. Yani önceden düşüneceğim, planlayacağım bir şey olmasını istemezdim. Çünkü öyle bir sahnede, öyle bir durumda gerçekten insan çok farklı hisseder ve o hisle doğal bir şekilde bir cümle çıktığında bence şu an düşündüğümüz çoğu şeyden, önceden düşündüğümüz cümlelerden daha samimi ve güzel olur diye düşünüyorum. Ama belki bakarsın aklına bir şey de gelmeyebilir. Neil Armstrong'un bu benim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Sence onu düşündü mü? Biliyor musun? O an mı aklına geldi yoksa düşündü? Tam senlik konu değil mi kanala? Ben olsam bunun videosunu çekerdim. Eğer bir hikayesi varsa yani arkasında. Yani benim kanalım çok uzay yolculuklarıyla ilgili. Gerçi uzay yolculuğuna giriyor bu ya. Doğru doğru. Bu UÇ'ye söyleyeyim ben bunu. Gidip çeksin. Aynen, bu UÇ'nin konusu aslında. Uçağı ne yapıyor ya? Evet, buna bir Google'dan bakalım bak, merak ettim. Hemen acaba bakalım. Önceden planlanmış mı yoksa o an mı aklına gelmiş? Çok merak ettim. Did Armstrong. Bunu nasıl öğrenebiliriz ki o an mı aklına geldiğini? Sen ChatGPT'den bak, ben Google'cıyım. Google. Okay, Evrim Ağacı'nda yazısı varmış, belki orada yazıyordur. Moon speech not so buldum. Improvised ne oluyor, ne demek bu? Doğaçlama. Hah buldum bak, vallahi çıktı Reuters'ta. Armstrong's moon speech not so improvised, yani çok doğaçlama değil. Brother tells BBC, kardeşi demiş. Bak diyor ki Armstrong's brother say moonwalker pant famous bunu okuyamıyorum ben ya. Bu Quote Q. Desem cute. Ne? Q. Tamam. Q. Quote diye okuyorum, yanlış olduğunu bile bile. Always say small steps, giant leap. Pardon. Özür dilerim. Bu quote, hani deyim yaptım. Söz var ya, alıntı. Quote. Tamam sen quote diyorsun. Okay, quote diye mi okunuyor? Q dediğini zannettim. Quote'dur herhalde. Bu biraz zoruma gidiyor. Her neyse. Şey değilmiş demek ki, öyle mi? Evet. Bak, his brother says, according to transcription of documentary, yani documentary de çıkmış hatta. That's one of the small steps for me before blasting off from Cape Canaveral, Florida. Yani planlamış. Spesifik şu aşamaya geçerken şuraya eriştiğimde şu sözü söyleyeceğim şeklinde herhangi bir motto ya da söylem yok. Okey, bunu anladık. Bazı malzemeler, buna biyo malzemeler. Hah! Bak bu çok güzel. Bu araştırmaları listesi var bende de. Buna öyle bazı çok ilgi duyduğum ve önem verdiğim bir alan. Biyoteknoloji mikro yer çekiminde bize çok kendine... Şimdi şunu sorabilir izleyiciler, sormadı ama. Yani Türkiye'de ya da dünyada ya da Amerika'da yapılacak deneyi niye ISS'de ya da uzayda yapıyor? Ne fark var? Yer çekimi farkı var. Yarın bir gün olur da uzayda bir yaşam oluş... Yani insanlık orada yaşam kurmaya çalışırsa, yani hayat kurmaya çalışırsa... Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Tarım yaptığımızda orada nasıl oluyor? Yer çekimi değiştiğinde nasıl etkiliyor? Onun dışında bir fark da herhalde atmosfer olayıdır. O farklılıkların gözlemini ve deneyini yapıyorlar. Orada bir laboratuvar gibi biliyorum ben, ama Kemal eklemek istediğin bir şey varsa. Evet, doğru diyorsun tabii ki.
ne kadar çok veri, ne kadar çok deney aslında o kadar önemli. Mesela bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da dışında Çinliler 3-4 sene önce Chang uzay aracıyla şeye aya bitki göndermişlerdi. O bitkinin 30 gün boyunca yetişmesini sağlamaya çalışmışlardı mesela. Hala tam olarak çözülebilmiş. Ben olsam tardigrat falan gönderirim bakteri. Kuruyorsa da kursun hayatı. Rastgele bir şeyler çıksın abi. Şu anda biz bir G'lik bir yer çekiminin etkisinin altındayız. Bundan kurtulduğumuz zaman malzemeleri büyütmeniz, çeşitli katmanlara eklemeniz, hem bir takım metalik malzemelere hem de biyo malzemelere daha olası hale geliyor. Şu anda insanlar istasyonda insan dokusu print etmek, 3D printerlarla insan bu şeyin projesi herhalde Cihan Hoca'nın. Onunki kabul edilmiş bir tane Cihan Taş'tan. Yani şöyle düşünün, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, tahminim 20-25 yıl içerisinde uzayda bir böbrek, bir kalp veya ihtiyaç duyulan başka bir doku print edilip yeryüzüne ilgili implantasyon işlemini gerçekleştirmek için gönderiliyor olacak. Bu gelecekten çok uzak değiliz. Şu an bunun adını çıldırıyor. Biz de bunlardan geri kalmamak adına bu deneyleri gerçekleştirdik. Az daha karaciğer benim gümlüyordu valla. Korkuttular ama iyi çıktı. İhtiyacım olabilirdi. CRISPR'da arkadaşlarım... CRISPR işte Cihan'ın projesi. Ediyorum ama birazcık açmak da isterim. DNA sarmalımızda bildiğiniz gibi adenin, timin, sitozin ve guanin denilen 4 tane harfle tanımlanan yapılar, moleküler yapılar mevcut. O moleküler molekül yapılar birbirine belli bir sarmal halinde bağlanıyorlar ve DNA'nın çift sarmalını oluşturuyorlar. Cas9 proteini vasıtasıyla da gidip oradaki sarmalın içerisinde belli bir bloğu baştan sondan belirlediğiniz belli baş ve son bloklarından kesip istediğiniz DNA sarmalını, kodu oraya yapıştırabiliyorsunuz. İnanılmaz imkanlar açan bir teknolojik alan. Dünyada bunun araştırmaları yapılıyor. Şu anda uzayda da çok eski değil. Yani batıda bu deneylerin uzay istasyonunda gerçekleştirilmeye başladı. Çok olmadı. Çok geride de değiliz. Biz iki farklı CRISPR deneyiyle şu anda orada bazı denemeler yapacağız. Bunlar da şöyle düşünün. Kendi genomumuzu veya oraya gönderdiğiniz... Ama şöyle, bu mesela biyoloji alanından birisi değil. Nasıl yapacak? Öğretecekler mi? Ya da oradaki biyologlar mı yapacak? Ben bunu sorardım. Yani... Tuva hocam derdim, senin alanın biyoloji ya da CRISPR değil. Sen nasıl yapacaksın bu deneyi? Ben o yüzden yayının başına da demiştim Kemal. Bilim insanlarının gideceğini düşünüyordum. Mesela bir biyolog olabilir ya da bir fizikçi olabilir diye. Deneyin bütün süreçlerini kendi başına üstlenmiyordur tahminimce. Belki yani... kameralı bağlantı falan olabilir mi abi sence? Atıyorum Cihan Hoca'ya oradan bağlanır falan ya da veri gönderir. Tarih kesinlikle yapılır. Bence mümkün. Çünkü az önce bahsettiğim şeyde de Chang'de de mesela herhangi bir bilim insanı yoktu doğal olarak kontrol edecek. Tek başına konulmuş bir şey vardı orada. Deney düzeneği vardı ve kamera üzerinden kontrol ediliyordu örneğin. Tabii burada bu kadar uluslararası uzay istasyonunda bu kadar kontrolsüz olmayacaktır ama astronotun bence deneyi yapabilecek noktaları öğrenmiş olması yeterli. Bunun dışında deneyin çıktılarını herkesle paylaşabilir. Ve bu çıktılar üzerinden dünyadaki herhangi bir bilim insanı da makale yazabilir örneğin. Çok doğru. Dolayısıyla oraya illa bir şey, ekstradan bir biyolog götürmenin gereği yok diye düşünüyorum. Ha, olsaydı büyük ihtimalle daha kapsamlı, avantajlı bir deney yapılabilirdi ama benim fikrim bu. Bilmeyerek konuşuyorum tabii ki. Çok nasıl güzel, olduğu hakkında, doğru. Süreç hakkında hiçbir fikrim yok. Bu arada 15 dakikaya toplantıların başlayacağı için Allah'ın belası toplantılar. Bunu burada virgül koyacağım. Şu sorulara devam edeceğiz. Yavaştan bu yayını sonlandırmam gerekecek bir 5-7 dakikaya. Kemal, bu arada ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sohbet edemedik. Bayağıdır da ya bizim o deprem ruhu biraz gitti ya o ekiple. Ne yapıyorsun yani abi? Doğal nasıl olarak. Abi ben aynı. Sürekli işte evdeyim zaten. Kedin ne yapıyor? Zıplıyor, atlıyor bu mu? Bu zaten. Kedim aynen az önce zıpladı. Şu sana bir kedi daha verelim mi? Kardeşim kedi bulmuş bir tane. Çok tatlı. Siyah vallahi, beyaz. Vallahi bir tanesini Havi'ye zor yetişiyorum, öyle söyleyeyim. Onu çok ben alacağım. Çok beni. Onu ben alacağım. Senin kedi ama normal ötesi enerjik be. Erkek miydi o? Aslında çok enerjik değil, dişi. Benim kedinin sıkıntısı şu, bana çok 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 bağımlı. Yani benim çok üzerimden, tepemden hiç inmiyor. Yani 5 dakika ayrılamıyor benden. Bu da
Belli bir süre sonra gerçekten insana şey veriyor, sıkıntı veriyor. Yani çalışıyorum, bir şey yapıyorum, sürekli tepemde, sürekli kendini sevdirmeye çalışıyor falan. Yoruyor. Öyle söyleyeyim. Çok tatlı ama yorucu oluyor. Senin kedi gerçekten çok enerjik. Evdesin. Onun dışında ne yapıyorsun başka? Kanalla ilgili var mı bir şeyler? Şey, canlı Daha yayınları falan başlayacaktınız. Yapmadınız mı? bugün işte bir tane video yayınladım. Ya canlı yayınlar için sen de belki beni bu noktada anlarsın. Canlı yayın yapacak, düzenli canlı yayın yapacak kişi bulmakta zorlanıyorum. Yani sen ben mesela şu anda beni tamamen doğaçlama bir şekilde çağırdın, geldim. Bu Twitch için uygun belki ama YouTube'da işte bir canlı yayın yapacaksam ben şahsen bunun düzenli olmasını isterim. İnsanların da farklı işleri, vakitleri var. Vakitleri dar, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla düzenli yayın yapacak birini bulamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani çok uzman olan insanlarla görüştüm. Yani bunların birçoğu zaten arkadaşım. Fakat Canlı yayın konusunda değil mi? evet, birçok kişi yani şunu söylüyor. Çok bilgili olduklarını biliyorum ama canlı yayın kısmına geldiklerinde bunu yapamıyorlar. Yani orada bir şey var, ayrım var. Artık iletişim yeteneği midir? İşte bilim iletişimi dediğimiz şey belki de budur. Bunu herkes yapamıyor. Bunu yapabilen çok dar bir kitle var. Yani hem kişinin uzman olması lazım, hem iletişim becerilerinin, kamera karşısında konuşma becerilerinin yüksek olması lazım ki en azından kaliteli, belli bir seviyenin üstünde bir canlı yayın çıkabilsin ve vakit ayırabilsin buna. Bütün bu şeyleri birleştirip bir kişi bulamadım, yani öyle söyleyeyim. Yani sırf canlı yayın yapmış olmak için canlı yayın yapmak istemiyorum, çünkü direkt YouTube tarafında yapacağım için. Yani benim başından beri fikrim zaten sabit. Yani benim yapacağım içerik sırf içerik olsun diye değil. Yapacaksam hani kendi sınırlarımı en azından zorlayayım, kaliteli bir şey olsun. Daha önce birinin yapmış olduğu bir şeyin üstüne ekleyerek yapmış olayım. Yani örneğin ben şu anda birçok kişi, kendim de canlı yayın yapabilirim mesela şu anda. Birçok Yaparsın şeyi de canım. anlatırım. Ama ya bu mesela Gelecek Bilim'de de yapıldı bu. Hem ben yaptım, biz yaptık. Hem onun dışında bir sürü kişi yaptı. Yani bunun bir şeyi yok, faydası yok. 1.000 kişi izler, 2.000 kişi izler. Ben de sırf canlı yayın yaptım deyip kendi vicdanımı rahatlatırım belki. O yüzden canlı yayın konusu birazcık şu anda şeyde kaldı, askıda kaldı. Bir de ya yetişemiyorum abi. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Şimdi senin mesela bir ekibin var. Ne güzel. Belli bir iş bölümü paylaşımı yapılıyordur. Aspera'nın ekibi var ama ekibin içerisindeki kişilerin %90'ı yani standart olarak hani içeriğe odaklanıyorlar. Yazı yazmaya odaklanıyorlar. Ben o yazıları alıp doğrudan YouTube videosu yapmıyorum. Ben kendim baştan üretiyorum. Şimdi hem yazıyı yaz, hem web sitesine bak, hem sosyal medyayı yönet. En zor kısmı hem YouTube'u yönet. YouTube ana kısmı çünkü. Çünkü YouTube'da video edit var. Sese ayrıca özen göstermen lazım. Kamera kullanıyorsan buna ayrıca özen göstermen lazım. Hoş Yani geldin Tomas. koskocaman bir şeyi, sanki hani şirketi yönetiyormuş gibi Hiç fark hissediyorsun yok. tek Hiç başına fark yok. olunca. Yani Hiç ben fark şunu yok. net söyleyeyim. Bu kadar ayırdığım vakti başka bir şeye ayırsaydım yani net bir şekilde zengin olurdum yani. Çok Valla yoruyor. Her şeyi geçen çünkü gün kendim yapıyorum. 33K bana şey tüyo geldi bir tane coin'le alakalı. Toplantıya falan gireceğim diye gelecek bilimden işleri vardı. Ona ben böyle 500-600 euro koyacaktım yani. Çok güvendiğim bir kaynak. Sabah birkaç gün geçti. Umarım koydun abi dedi. 33K yaptı dedi. 33K ne demek ya? Yani 33x Neye kazan. koydun? Koymadım da koyabilir işte koyamadım gelecek bilimden Ha. işlerinden dolayı. Ya ben de aynı şekilde zengin olabilirdim yani. Bak şimdi öyle bir şey ki abi hayatını veriyorsun buraya ama insanlar şey düşünmüyor. Bu zamanın para da olabilir. O parayı ben kenarda bırakıyor. Mesela şimdi sen burada yapacağın işlerle coin o yapsan, trade yapsan, bir şey yapsan para kazanırsın. Sen para kazanmak yerine zamanını üretmeye ve üretimden bir şeyler çıkarmaya harcıyorsun. Orada da büyük bir parasal dönüş olmuyor maalesef Türkiye'de özellikle. Maalesef olmuyor. İşte o Olmuyor. noktada insanlara ihtiyaç oluyor. Yani bunu bazı görevleri üstlenecek insanlara ihtiyaç oluyor.
Ben o noktada birazcık işte beni biliyorsun, başka platformlarla görüş ayrılığına düşüyorum. Ben şahsen çok fazla insanlara hani gönüllü olarak pek fazla talepte bulunamıyorum. Çünkü hani bütün işlerde bu geçerlidir. Bir kişinin gerçekten içinde bulunduğu yere yeterince katkı sağlayabilmesi için bunun karşılığını manevi olarak değil, maddi olarak almasının şart olduğunu düşünüyorum. Ve benim bunu yapacak gücüm yok. Ben zaten kendimi zar zor çevirebiliyorum. Dolayısıyla hani insanlara gel şunu yap, bunu yap diyemiyorum. Ha, çok denedik zamanında. Kozmik Anafor'da da gönüllü bir ekiptik. Ama maalesef bunun bir şeyi var, sınırı var. Yani platformları yöneten kişilerin, başındaki kişilerin üzerine binen yük her zaman çok daha fazla oluyor. Ben de hani insanlara baskı kurmak istemiyorum. Çünkü benim verebildiğim maddi anlamda bir ciddi bir karşılığının olmadığını biliyorum. Bu da sürecin zor işlemesine sebep oluyor. Ama işin güzel tarafı bir taraftan da hani zor bir işi başardığında bunun Haz daha dopamin fazla. geri dönüşü daha yüksek olur ya. Aynen öyle. Daha Onu keyifli oluyor. hissediyorsun ya. Çok da şikayet etmeye gerek yok bir taraftan. Sonuçta bu bizim kendi isteğimizle seçtiğimiz yollar. Biz hani bilim alanında, astronomi alanında içerik üretmeyi tercih ettik. Bunun daha dar bir kitleye hitap ettiğini bilmemize rağmen ve zor taraflarının olduğunu bilmemize rağmen zaman geçtikçe de yavaş yavaş zaten daha fazla insanlara ulaşmanın yollarını keşfettik. Hem siz hem biz. İlerledikçe de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ya eskisi gibi uzun yayınlar, canlı yayınlar artık izlenmiyor. Bu noktada herhalde hemfikiriz. Biraz daha hikayesel anlatımlar. Sen de hep konuşuyoruz ya, izleyici işin içine katmak. Mesela Twitch'te gidiyor bu canlı yayın. Açık söyleyeyim, ben seviyorum. 15-20 kişi. Kafam rahat abi. Chat'i okuyabiliyorum. Odağım, dikkatim dağılmıyor. Bir şey yaparken paylaşıyorum. Ya burada bir video izlerken minnetle paylaştık. Öyle düşün. Ondan sonra YouTube'da benim de eski heyecanım ve hevesim kalmadı canlı yayınlar için özellikle. Ya Twitch'in bir de güzel tarafı yani kendimiz aslında rahatlıyoruz, muhabbet Kesinlikle. ediyoruz. Burada Kesinlikle. derdimiz Twitch'te tabii içerik üretme tarafı elbette var. Sonuçta izleyen insanlara bir şey yine sunmaya çalışıyoruz ama ana kaygımız burada muazzam kaliteli bir içerik üretelim değil. Birazcık muhabbet edelim, izleyicilerle etkileşim kuralım derdi. Ama işte YouTube tarafı birazcık daha ciddi, premium Evet. bir taraf öyle söyleyeyim. Oraya gelen kitle senin rakiplerin arasından hani sıyrılmanı istiyor, güçlü bir içerik istiyor ve dolayısıyla o tarafa daha fazla kafa yorman gerekiyor eğer içerik üretiyorsan. O da hani canlı yayınların falan birazcık arka planda kalmasına yol açıyor. Bu arada bizim ekip de yavaştan toplanmaya başlamış. Toplantım var Aybüke 7 dakikaya. Oyun için geliyor değil mi millet? Evet hocam, toplantı Tamam. var. Yönetim de var bugün. Biliyorum biliyorum. Birazdan bitiriyorum yayını zaten. Siz ne düşünüyorsunuz? Şeyma, Hazel ekipten değil ama Cemil mesela, ha. Mesela Kemal, seni tanıştırayım. Cemil çok genç bir arkadaşımız. Heyecanı yüksek, enerjisi yüksek. Bir nevi hani onu yerime yetiştiriyorum canlı yayınlarda. Ne güzel. Gerçekten bu olması gerekiyor. Hani bayrak teslimi gibi. Cemil de çok içime sinen birisi. Şimdi öncelikle TikTok'a güzel videolar çıkartmaya başladı sağ olsun. Mesela uçakta arkasından bıraktığı gazlar nedir vesaire gibi sorular, soruların cevapları. Kendisi de kendisini tanıtabilir bu arada. Cemil, sen de tanıt kendini istersen dostum. İzleyicimiz bir bilsin seni. Neredesin, ne Evet. okuyorsun? Merhabalar. Eskişehir'deyim. Burada havacılık elektrik elektroniği okuyorum ve 3. sınıf öğrencisiyim. Bilimle ilgilenmeye devam ediyorum ve aynı zamanda araştırırken de üretmek istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum kendimce. Muazzam, harikasın. Ya çok güzel bir bölüm bu arada. Mesela Tuva'nın yerinde olmak ister miydin, astronotun? Onu izliyorduk az önce. Ne yapacaklarını falan bakıyorduk. İşte TÜBİTAK Bilim Genç de şey yapmış, soru cevap yapmış astronot adaylarıyla. Sen onu, yani uzaya gitmek ister miydin mesela? Hiç başvuru yaptın mı sen o şeye? Başvuru yapmadım ama aslında olmayacağını bile bile başvuru yapmamıştım. Ama tabii ki isterdim. Kim istemez ya uzayla, özellikle havacılıkla ilgilenen bir insan olsun ki uzaya çıkmak istemesin.
Değil mi? Yani o heyecanı yaşamak, o duyguyu yaşamak gerçekten onur verici olur. Özellikle ya biliyorsunuz hani bir Türk olarak bunu yapmak, Türkiye'de ilk olmak apayrı bir duygu. Ben de bunu tabii ki yaşamak isterdim her insan gibi. Şema, seni tanıyalım. Merhabalar, ben de Gelecek Bilim'de bilim iletişimi platformunda yazılı içerikler üreten bir gönüllüyüm burada. Kendimden biraz bahsedecek olursam, bilgisayar mühendisliği okuyorum. Şu an ikinci sınıftayım. O şekilde... Nerede okuyorsun? Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nde okuyorum. Güzel. Sen ne içerikler üretiyorsun bakayım burada? Ben aslında bir yıldır buradayım. Yani ürettiğim içerikler farklı formatlar aldı. Ama genel olarak şu an için gerek Türk bilim insanları, gerek yabancı bilim insanları hakkında 60 saniyelik videolar için metin üretiyorum. Ve güzel aynı bir seriye başladık Kemal. Kim bu serisine başladık? Evet, evet. Kısa video. Onun içeriklerinin metnini Şema sağ olsun hikayesini yazıyor, metnini yazıyor. Dün şey vardı Şema, Canan Dağdeviren geliyor şimdi. Hı-hı. Canan Dağdeviren bir babasının hikayesini anlatmıştı ki orada. İlker dedi ki nereden biliyorsunuz bunu? Vallahi dedim Şema yazmış dedim. Ya o biliyor bir yerden dedim. Sonra ben şey düşündüm ya acaba çok mu özel hayatına girdik falan diye ama sonra hocanın kendisini paylaştığını bulduk zaten. Onu da bugün tabii yayınlayacaktık ki, evet. Daha vermedik yani bu içerikleri... ama. Bu içerikleri hazırlarken hani o kişilerin röportajlarına da bakmaya çalışıyorum. Hani kendi özel hayatlarından anekdotlar paylaştıysa yoksa bir hackerlık yapıp onların anılarını çalmıyoruz. Gizli şeyimiz yok ki. Yani. Öyle düşünmüyorsun. Bir sorabilir miyim? Evet. Bu kim bu serisi nerede? Instagram'da mı? TikTok'ta mı? Hiç denk gelmemişsin bak. İlginç ya. Normalde Kemal görür diye düşünmüştüm. Yani yeni başladığımız için evet normal. Şöyle seriye denk gelmiştir ama onun o seri olduğunu bilmiyordur. Ya mesela şeyle ilgili yaptık abi. Kimdi o? Naci Görür. Naci Görür falan yaptık yani. Bir insanı, bilim insanı tanıtıyorsak onun adı kim bu serisi? Hani kim, nerede, ne yapmış? Hani bu serinin adı kim bu? Anladım. Instagram'a atıyoruz. Kısa videolar bunlar. 60 saniye. TikTok'a atıyoruz herhalde. Ben TikTok'a bakmıyorum açıkçası. Bir de şey YouTube Shorts'larda. Yok atıyoruz hocam. Ben gönderiyorum Mehmet'e. Aynen. Bu güzel bir seri oldu. Hazel bizim oraları takip ediyor musun? TikTok, YouTube, Instagram. TikTok'um yok. Instagram ve ya tam 30 yaş ya. TikTok yok. Aa, yemin ediyorum bizim kuşakta TikTok kullanan olduğunu da sanmıyorum Hazel. Ya ama TikTok çok... ahlaksız bulduğum şeyler de var. TikTok bana çok mantıklı gelmiyor. Dün bir tane kadın arkadaşımız yayında göt dedi ya. Bizim ahlakımız dün bozuldu. Niye ahlakta gelmiyor? Mesela TikTok neden öyle düşünüyorsun? Önyargı olabilir mi? Önyargı değil. Şöyle söyleyeyim. Ben günlük hayatta argo kelime kullanmamaya çalışan bir insanım. Benim için lan bile kaba bir kelimedir. TikTok bana çok böyle yaşı daha küçük gençlerin kullanabildiği, onların kendini o şekilde ifade ettiği bir yer gibi geliyor. Yani bir Instagram'la karşılaştırınca çok farklı geliyor bana. Birisini stalklamak için indirmiştim ve kullanmadım. Birisini stalklamak için indirmiştim, kullanmadın. Tamam. Ya evet. Şöyle düşün. İnternetin kendisini düşün. Her şey var değil mi? Kötü şeyler, iyi şeyler. Evet. Deep Web diye ben de girmedim ama orada daha da derin şeyler var muhtemelen. Uyuşturucu satılıyordur, silah satılıyordur. Duyuyoruz bunları. Ya biraz da bu şöyle bir şey. Elimizde bir dünya var ve bu dünyayı güzelleştirmemiz lazım. Güzel şeyler yapmamız lazım. Ama bir de kötü şeyler var diyelim sana göre. Onlar daha çok olursa, üretimi daha çok olursa onların çoğunluğu olur ve onları görürsün. TikTok ilginç bir şey öğrendim TikTok'taki Kemal şaşıracaksın. TikTok'un yani doğduğu ve büyüdüğü yer olan Çin'de TikTok'un algoritmasında abi eğitici öğretici içerikler daha üst sıralardaymış. Bunlar abi dünyanın geri kalanına bu twerk videolarını falan özellikle vurup duruyormuş. Ya ben bak TikTok'u ilk açtım ve hiçbir yer takip etmiyorum. Yani algoritma benden bir şey öğrenip ona göre video sunamaz.
direkt sürekli poposunu sallayan kadınlar var. Yani bu kadar olmaz. Evet. Bariz belli. Evet, sana da o gelmiştir. Evet, gündüz indirmez. Direkt ben de o şekilde görüntülerle karşılaşınca zaten... Direkt ön yargı işte... Böyle bir şey öğrendim. Çin'deki öne çıkarılan videolarla dünyanın geri kalanındaki çıkarılan videolar aynı değilmiş. Tabii ki bu bir manipülasyon olabilir ama biz orada içerik üretmekten geri durmamalıyız diye düşündüm. Yok, orada bir de yaşlı kesim var. Yani biz bizim kesim var, yaşlısı ve genci var orada. Ha, buyur. Yani şimdi bunu söyleyince birazcık şey gibi oluyor. Hani işte Çinliler özellikle diğer ülkelere sıkıntılı içerik öyle algılanıyor, evet. Alıyor deyince... Sanki böyle oyun büyük yeğen diyen dayılar gibi oluyoruz belki ama... Bu komplo canım. Duyduğum şey sadece. Haklılık payının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani olabilir böyle bir şey. Çünkü ben size başka bir uygulamadan bahsedeceğim. TikTok benzeri bir uygulama. Şimdi TikTok'a öncelikle şunu söyleyeyim. İlk başta girildiğinde bu tür içerikler çıkıyor karşınıza. Daha sonra algoritma sizi tanıdıkça daha kaliteli içerikler çıkarıyor tabii. Birazcık YouTube'a benzer o açıdan. Ama Çinli uygulamalarda bir sıkıntı var. Şimdi özellikle benim çok ciddi bir tehdit olarak gördüğüm ve kimsenin şu ana kadar bahsetmediği bir uygulama var. Kıvayi diye bir uygulama. Bir gün bu benim karşıma reklam olarak çıktı. Çok agresif bir reklam politikası vardı. Bu reklamlarında sürekli olabilecek en dark işte cinayetlerin işte veya tecavüzlerin olduğu haberleri reklam yaparak kendini tanıtan bir uygulamaydı. Bu uygulama yani neden böyle bir şey yapıyor? Bu uygulamanın içinde ne var diye merak ettim, girdim. Girdiğinizde siz algoritma ne kadar sizi tanısa tanısın fark etmeksizin her 10 içerikten 9'u demeyeyim, 10'u ya tecavüz içerikli, ne ya işte ya? Ensest içerikli ya da işte Türkiye'de yaşanan böyle hoş olmayan olaylarla ilgili içerikleri pompalıyor sürekli. İzleyici kitlesine baktığınızda daha çok böyle ileri yaşlı, bugün Facebook'u kullanan kitle var ya, bu kitlenin aslında... kullandığı bir uygulama olduğunu gördüm. Ve bunun hani masum olduğunu ben hiçbir şekilde düşünemem. Çünkü bu apaçık bir şekilde, bilinçli bir şekilde yapılmış bir şey. Çünkü ben internetin farklı mecralarında, herhangi bir sosyal medyada böyle bir şey görmedim mesela. Çok ilginç gelmişti bana ve birçok etrafımdaki kişiye de söyledim bunu. Bakın böyle bir uygulama var, bunu bu şekilde yapıyor diye. Ya bunun bir amacı olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Kıvayi bunu göstererek yapıyor ama TikTok veya başka uygulamalar bunu daha işte gençlerin dilinden yani gençlerin huyuna gitmek için daha fark ettirmeden yapıyor olabilir. Dolayısıyla sadece bir komplo teorisi olarak bir kenara atmanın doğru olmadığını düşünüyorum. TikTok'u özetlemem gerekirse TikTok'u ben başarılı buluyorum. Algoritmasını çok başarılı buluyorum. İçerisinde çok kaliteli içerikler var. Ama her zaman mesafeli yaklaştığım bir uygulamadır. Bana göre bütün sosyal medya platformlarının en üstünde, en kralı bence YouTube. Katılıyorum. Şimdi bizim değerli izleyicimize bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Bir saat falan sonra belki zamanım kalırsa, enerjim olursa oyunu yeni açacağım. Squat'ı duymuşsundur Kemal. Eğer vaktin olursa beklerim. Askeri simülasyon oyunu. Yani olay öldürmek ölmek değil. O deneyimi yaşamak. O savaşın kötü olduğunu aslında gösteriyor oyun. Gerçekten bunu gösteriyor. Korkarsınız da oynarken. O deneyimi yaşamak, takım olma, squat olma. Öyle güzel bir oyun. Onu da bazen paylaşıyoruz. Birlikte izliyoruz. Oynuyoruz pardon. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Muhtemelen yarın bunu bitiririz. Kemal de gelir. Bu astronot şeyini bitireceğim. Hafta sonuna da birkaç yayın ve kayıt planım var. Onları sonuna anlatırım. Zaten takip edince göreceksiniz. Seçim güvenliği ile ilgili bir oy ve ötesinden hukukçu arkadaşla bir kayıt almayı düşünüyorum. Belki bu hafta sonuna yetiştirebilirsem soru cevap yayını düşünüyorum. Ödüllü. Celal Şengör'ün imzasını aldık. Resmi yani imzalı onaylı iki tane tişörtü olacak. Onları verebiliriz. Yani sorular hazır. Sistem yüklendi. Bu yayın olabilir. Hafta sonu planı henüz yapılmadı. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Var mı Discord'taki arkadaşlar yayını izleyenlere diyeceğiniz bir şey?
Abi ben teşekkür ederim izleyenlere de sana da. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu. Seviyorum sohbetini zaten. Gördüğün zaman, istediğin zaman damla. Gönüllerine de, gönüllerine de selamlar tanıştığıma. Senin kanalı da göstereceğim ben unutmadan. Asra Pera'yı da takip edin arkadaşlar. Destek olun. Maddi manevi açık söyleyeyim yani. Önemli bunlar bir kanalın büyümesi için. Bakın Asra Pera'nın videoları güzel. Şuradan açarsam aynen. Kanalımız burada. Gelecek günlerden takip edilmemiş. Ben hemen ettim. Asra Pera burada videoları var. Bakabilirsiniz. Reels'leri var. Uzaya merakınız varsa tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yayını izlediğiniz için. Ay konuşamıyorum, susadım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.